7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Peki kaynanan seni niye sevmedi? Mağlama. Ya ben gerçekten herkese saygı duyuyorum. Herkesin aslında duygularını, düşüncelerini anlıyorum, biliyorum. Bana çok tepki gösterdiler. Benim arkadaşlarım nişanıma, düğünüme gelmediler. Limon, limon, portakal, portakal. Kal bu gece burada kal, burada kal. 133 yağlı bu tatlıya ağır geleceği için 118 tercih etmenizi tavsiye ederim. Kremanın bileşenlerini çıkartmış. Ay, camı aç dediniz, ben de açtım. Mısır unu koydum. Höp diye yaptığımız için höp diye kaldılar. Bir şey yanıyor, bir şey yanıyor. Bir şey, evet evet. Ağlamak istemiyorum. Böyle önemli olan tersi düzü mü, doğru konuşalım. O zaman tatlıları da şöyle koyalım. Tam olsun. Ay, yeter diyeceğim artık yani gerçekten. Sadece Servet Hanım'a mı, İpek Hanım'a mı yeter? Şu an ikisine de. Yürek yani miydi? Gerçekten, evet. Ama bugün çok şükür ki masada bir lezzet var. İşte senin çorbanda bir görseydik o lezzeti. Bu masada sadece oynanıyor. Doğru, artist olmaya geldik. Senin gibi bir kızla düşmesin oğluma. Duyan ağlama, hayır. Duyan ağlama yani. Lütfen. Lütfen ağlama. Bak ağlarsan ben... Aynen ağlarsan bak ben üzülürüm, yapma. Benimden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Haftanın üçüncü gününde Fındıklı'dayız efendim. Kimin evine geldik? İpek Hanım'ın evine geldik. Biliyorsunuz haftanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi İpek Hanım'dı. Özellikle dün masada bayağı üstüne gittiler. Bence bugün İpek azmiyle, hırsıyla muhteşem bir sofra kuracak. Yemeklerinin lezzeti damaklarımızda kalacak. İnşallah öyle umuyorum. Yoksa vay haline. Hazırsanız kapıyı çalalım. Bakalım neler yaşanacak. Ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Bugün benim günüm. Dop dolu bir gün geçeceğine inanıyorum. Gerçekten enerjik dop dolu bir gün olacak. Kadir Bey. Merhabalar efendim. Merhaba. Oo, İpek Hanım, rengarenksiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne kadar enerjik yarışmacı. Bak görüyor musun? Sarılabilir miyim? Pozitif, gel sarılalım. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. İpek, burası senin evin mi? Evet. Ha, oh, şükür kendi evine yarışan yarışmacı buldum. Hemen 5.000 lirayı ver. Çoktandır görmüyoruz parayı. Yani aslında burası benim evim değil ama inanın benim evimden farksız. Sabah temizledi. Kahretmesin seni. Çok güzel. Neyse, harika. En azından içinde bulunduğu ortamı sahipleniyor. Bu da güzel bir şey. Okumaya diye İzmir'e gidip orada evlenmesinden, sonra işini, ailesini, her şeyi oraya taşımasından belli değil mi zaten? Dış ses çok fenasınız. Yani bir dış ses olarak biraz da iç ses olsaydınız keşke. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bam bam bam! Enerjik bir gün dop dolu. Hadi bakalım o zaman. Kimin evi, tanıdık birinin evi mi? Hayır ama inanın kendisi daha beni görür görmez dedi ki ya İpek Hanım, sizi bir yerden tanıyorum, sanki böyle çok tanıdık bir yerden aileden biri gibisiniz. Ha, sıcakkanlı oluşundan. Çok. Peki aşırı, bir şey diyeceğim. Müthiş bir ev sahibi. 3 günlük bak, 3 günlük elin yabanı bir anda seni sahiplendi, sarıldı da. Abu 4 gündür abu millet sana niye sahiplenmedi? Abu kim ya? Hayır, ya o konuda yani şey, onlar 4 tane yarışmacı. O konuda haksız yapamam gerçekten. Müthiş bir ekip, sıcacık, dop dolu, çok harika bir ekip. Yani sabah bak elin adam, ev sahibi yabancı muhteşem. Sonuçta hanımefendi daha bir saatte görmüş. Hemen İpek'e sahiplenmiş. 4 tanesi 4 gündür abu İpek'e bir sahip çıkmadılar. Abu İpek'i kıskanıyor olabilirler mi? Evet evet, hep abu İpek'i çekemediklerinden. Evet. Arka planda... Ama sen bak, her ortamda fazla bir enerji var. Bunu biraz düşür. Bu arada Kadir size arka plandaki insanlardan bahsetmiyor. Yarışmacılardan bahsediyor. Biraz yanlış şey yapmışım. Ben yarışmacılardan bahsediyorum. Ama bak, senin bu dikkat dağınıklığın var. Evet. Senin bu çok aşırı dikkat dağınıklığı var. Abunda var var. Abunda var. Neyse, geçer. Onlar bir gelsinler. Hadi gel bakalım, bir mutfağa girelim. Geç. Beyaz beyaz güzel bir mutfak. Evet. Kendini bilen, kendinden emin bir insan olduğum için hırslıyım. Bir hedefim var. Ama heyecan pek yok açıkçası. Merhabalar. Evet, yine çok şık bir mutfak. Evet. Biraz dar ama olsun, yine de şık yemek yaparken zorlanacak. Bu ev de temizmiş ha, bak telleri melleri. Bence pek öyle değil ama. Çekmecenin altı da güzel. Var mı gördüğün bir yer? Evet, şuradan baktığımda bir kahverengi var böyle. Bunun... Yok kız, o metali bozulmuş. Hayır ya, bence... Baksana, hiç hayır, yapışkanlığı şurada yok. Şurada biraz yağ kalıntısı var. Bunun... Yalnız ev sahipleri içeride dinliyor sizi. İpek Hanım, ev sahipleri için dediniz ya, böyle samimi samimi olduk dediniz ya. Sen bağır bağır. Yok bağır. O benim annem gibi kendisi. Ehe. Kız bir saatte çok, ne annem gibisi çıldırtacak bu kadın beni.
25 yaşında güzeller güzeli bir kızı var. Maşallah. Ne oluyor o zaman, ev temiz mi oluyor? Lastik de güzelmiş bu arada. Hadi geç salona, gir salona. Bu yarışmaya katılma isteğim, amacım kendimi göstermek, hamarattığımı, yeteneğimi göstermek. Çocuklarımın benden dilediği isteğini gerçekleştirmek için geldim. Bakalım salon nasıl güzel, çok geniş. Çok harika, tam benim tarzım, buyurun. Evet. 2020 kreasyonu, gri tonları. Evet. Abajurumuz. Evet. Yok güzel, ferah evet, bir salon. Çok harika. Bize yeter en azından. TV ünitesini beyaz bulamadığım için kahverengi uyarladım. Kız evet. Sanki evi sen düzmüşsün gibi konuşma, zaten yabancı ev. Yok yok, çok gayet güzel. Hadi koş, al yarışmacılara, gel bakalım. Bugün ben Servet Hanım'ı merak ediyorum. Çevremde sevdiklerim tarafından elimin lezzeti olduğu çok söyleniliyor. Yemeklerim hiçbir zaman beğenilmedi gibi bir durum olmadı. Hep yemeklerim çok beğenilir. Gerçekten hep çok güzel yorumlar aldım. Bugüne kadar hiçbir olumsuz yorum almadım. Siz kendinizi ne kadar dürüst olarak görüyorsunuz? Ben yarışmanın başından beri fazlasıyla adaletli olduğunu düşünüyorum. İlk başta minnoş görünüp sonra tırnaklarını çıkarıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Peki kaynanan seni niye sevmedi? Mağlama. Bekanım, sanki ya ben tarzısın. Gerçekten herkese saygı duyuyorum. Herkesin aslında duygularını, düşüncelerini anlıyorum, biliyorum. Bana çok tepki gösterdiler. Benim arkadaşlarım nişanıma, düğünüme gelmediler. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldin Servet ablacığım. Hoş bulduk İpek'ciğim. İpek'in karşılamasını çok samimi, çok tatlı buldum. İpek'in karşılaması gayet enerjik ve iyiydi. Bütün misafirlerim hoş geldi, sefalar getirdi. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Bugün hepiniz birbirinizden şık ve çok güzelsiniz. Siz de öylesiniz. Muhteşemsiniz. Sizi gördüm bugün, gözüm gönlüm açıldı. Teşekkürler. Dop dolu güzel bir gün diliyorum inşallah. Evet. Size çok güzel yemekler çıkarmak temennisiyle. İnşallah. Bak, pozitif enerjiyi yaydı, evrene gönder. Karşılığını almak için inşallah alırsın rakiplerinden de. Başladığı gibi devam etsin inşallah. İnşallah. Servet abla sen nasılsın dünden bugüne? İyiyim, dün bayağı mutfakta çünkü koşturdun, yoruldun. Evet, evet koşturdum. İstanbul trafiği beni yordu. Mutfak değil. Mutfak değil, İstanbul trafiği yordu. Aynen. Zaten ben pire gibi dedim. Masadan anladın mı bir şey peki? Hani o heyecanla, streste. Anladım. Ne çıkarttın masadan mesela? Ya şimdi yarışmacıları daha iyi tanıyorum. Yarışmacı arkadaşlarımı ben daha iyi tanıyorum. Günümü de atlattım ya. Günümü de atlattığımın altında bir şey mi yatıyor? Hayır, şimdi insanları daha iyi tanımaya başladım. Ne tanıdın mesela? Fulya Hanım'ın nasıl bir karakter olduğunu, atıyorum Dilek Hanım'ı. İpek zaten kendi birinci günden hayır, beri... Mesela başta Fulya Hanım iyiydi, sonra kötü mü oldu? Hayır, sana? Yok, anlamadım. Asla. Yani tat, masadaki yorumunu az çok tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar sana göre yemekten anlıyorlar mı peki? Kendi masandan sonra soruyorum bunu sana. Anlamıyorlar. Hepsi için mi geçerli bu? Hepsi için de geçerli. Anlamıyorlar. Evet, dün Servet Hanım'ın yemeklerine düzgün yorum yapmadığınız için, eleştirilerinizi doğru bulmadığı için evet. Şu an damak zevkinizin olmadığını söylüyor Dilek Hanım. Kendi günümde de ben onun damak zevkinin olup olmadığına dikkat edeceğim. İnşallah. Fulya Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda Dilek Hanım'a katılıyorum. Kendisi hamur ustası inledi ama çok güzel hamurdu, bir baklava getirdi koydu önümüze. Aynı fikirde olduğumu düşünmüyorum ama saygı duyuyorum. Siz de göreceğiz Fulya Hanım. Hadi bakalım. Herkesi gününde göreceğiz. Aynen. Madem öyle. Aynen öyle. Dün İpek programı kapatırken çok okkalı bir laf söyledi. Ortaya bıraktı, kaçtı gitti bombayı. Kaçmadım, buradayım. O laf kimeydi merak ediyorum. O laf tamamen hayatımın benim için bir felsefesi. Benim için çok önemli. Ne söylemişti? Bir daha bir söyler misin? Tabii dürüstlüğünden ödün veren bir insan karakterini ve kişiliğini kaybeder bu hayatta. Bu hayatın olmazsa olmazı, her zaman dürüst olmalıyız ki karakterimizi, kişiliğimizi kaybetmeyelim ki ipler kopmasın. Dün şimdi masada bunu yani, söyleyebileceğim bir tek kişi var. Misafirlerim vardı dün masada. Hani ben o masada misafirlerime yönelik bu iğneleyici bir laf değil. Sadece kendi duygumu... Senin misafirlerin dedik ki Servet'in misafirleriydi onlar. Benim misafirimdi. Yarışmacı arkadaşlarımdı yani, bari. Dün masadaki yarışmacı arkadaşlarıma... Ben açıkça söyleyeyim mi? Yönelik... Dün sen tabağı Dilek'e gösterdin. Dilek ne gördü görmedi bilmiyorum ama evet. Hani sesini çıkartmadı kendince. Sen de dedin ki lütfen dürüst olun dedin. Şimdi bu olayın peşine bu lafı ortaya atınca otomatikman Dilek'e gitmiş gibi oldu bu laf. Yok hayır, Dilek Hanım'a otomatikman bir ön yargı öyle bir şeyim yok. Peki bugünle yani, alakalı mı ön bir uyarı yaptın? Efendim? Bugünle alakalı mı ön bir uyarı yaptın? Yani yarın dürüst olun yani bu yoksa karakterinizden ödün verirsiniz mi demek şöyle istedim? Şöyle belirteyim Kadir Bey, bu yarışmanın formatında olması gerektiği için...
Yani bu yarışmanın formatı bunu gerektiriyor bana şimdi göre. Şimdi bu yarışmanın formatını geçtim. Hayatın formatında dürüst i̇şte olmak gerekiyor ama. İşte onu başta belirtmiştim zaten. Hayatta kimse öyle evet. Her zaman dürüst olmuyor. Peki bu laf nereden aklına eğer, geldi bir anda? Biraz önce dedim ya cümlemin başında. Bu benim senin hayat felsefem. Pazartesi söylemedin ya o yüzden dedim ben yani, girişte beklerdim senden onu. Yok belki o an onu gerektirecek bir Kadir şey. Kadir Bey izniniz yani, olursa cevap verebilir miyim? Tabii buyurun Dilek Hanımcığım. Ama size söylememiş bak altını tamam, çiziyor. Tamam ben zaten hiç üzerime alınmamıştım. Siz söyleyince dikkatimi çekti. Ben orada ufacık bir nokta yüzünden Servet Hanım'ı rencide etmek istemedim. Enerjisini ilk bu durum rencidelik bir durum değil gördüm, zaten. Gördüm evet ilk baştan onu rencide etmek istemedim ama o sağ olsun hiç düşünmeden beni rencide etmekten hiç çekinmedi. Kiloma takıldı. Şunu söylemek isterim ki ben gerçekten kilomla çok barışık bir insanım. Yemek yemeyi çok seviyorum. Beni tanıyanlar da bunu çok iyi biliyor. Siz de anlamışsınızdır. Şimdi dur konu dağılmadan yani bunu sen kime söyledin? Açık ve net bir şekilde söyle. Açık ve net söylüyorum. Hayat felsefem. Hayır insan durduk yere hayat mottosu söyler mi? Bak pazartesi söylesen anlarım. Ama dün... Şimdi... Ya bugün birine mesaj verdi. Ben pazartesi... Pazartesi Dilek Hanım'ın misafiriyim. Şimdi ben Dilek Hanım'a misafirliğe gidince kalkıp da Dilek Hanım'ın karşısına geçip Dilek Hanım diye bu sözü mü söyleyeyim şimdi Dilek Hanım'a söyle demiyorum zaten. Dün de Servet'in misafiriydin ama masada direkt böyle bir cümle kurdun. Belki şimdi toplumda, de bugün yaş çağımı hissetmişimdir. O yüzden hayır, gerek bir toplumda duydum. Bir ortamda bir laf ortaya atarsam ya bu birine söylenmiştir ya hayır. Da yarın senin günündür bakın ayağınızı denk alın demeye geliyordur bence. Benim iki gündür kuradan, neden mücadele ettim anlıyorsunuz değil mi? Hayır, bir de kuradan sonra söyledi benim bunu. Hislerim kuvvetli belki içime doğmuştur belki Rabbimin vermiş olduğu bir his yani öyle söyleyebilirim. Hayır zaten fanustan senin adın çıktı daha hisimiz kalmadı yani. Yarın yarışacağım belli olduktan sonra. Ama o sözü Kadir Bey müsaade edersiniz ben yorumlamak istiyorum. Bu sözü mü yorumlayacaksınız? Şöyle İpek Hanım hayat evet. Felsefesi olarak çok özel bir cümle kullandı. Bu cümleyi şu anda bence bizlere gösterirseniz veya dürüst evet. Bir şekilde kime söylediğinizi bence hayat felsefenizi hepimize bilebiliriz. Ama şimdi Hulya Hanım bakın ben dürüst bir insanım. Hı-hı. Hiçbir zaman hiçbir şeyi gizlemez saklamam. Tamam biz de bunu saklamam. Görmek istiyoruz. Görmek bu cümlenin istiyoruz. Altındaki kişinin ismini öğrenmek istiyoruz. Şimdi öyle bir kişi olsa çünkü. Derim ki bu kişi. Ama ben de diyorum genel anlamda bunu ortaya söyleyeyim. O zaman herkese söylendi bu yarın ayağınız denk alın. Hiç üstüme bile almıyorum. Siz kendinizi ne kadar dürüst olarak görüyorsunuz? Fazlasıyla. Yarışmanın başından bu yana. Ben yarışmanın başından beri fazlasıyla adaletli olduğumu düşünüyorum. İpek'in bu dünkü sözüyle biz halk arasında aba altından sopa göstermek evet, diyoruz. Evet, evet. Yani yarın benim günüm ayağınızı denk alın. Dürüst olmazsanız da bu anlama geliyor. Açıkçası ben bunu anladım. Siz de çıkarttınız ama kötü bir söz mü? Kötü bir söz mü? Hayır bak. Ben üstüm almadığım için bana yok, kötü gelmiyor. Bakın. Ben üstüm almadım. İyi de sana zaten biz kötü bir şey söyledin demiyoruz ki. Sadece kime söylediğini söyle diyoruz. Bir söz alabilir miyim? Buyurun. Ben İpek'te gözlemlediğim İpek kendini ifade edemiyor. Hani içindekileriyle dilindeki kelime. Kız üniversite okumuş kadın kendini nasıl hayır, ifade hayır, edemiyor? Hayır hayır. O kötü sözle söylemedim. Yanlış anlamaydı İpek. Herkes birbirine bir şey söylemiyor. Asla kötü sözle söylemiyor. Bak, ya kendini ifade edemiyor. Yani daha nasıl? Hayır ifade edebilirim. Bak söylemek istediklerini bu arada dile getiremiyorsun. 56 tane cümle kuruyor. İlla ki dilinde de kendini ifade eder. Ya millete anlatamıyorsun İlk kendini. İlk başta minnoş görüntüp sonra tırnaklarını çıkarıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Ben hiçbir zaman aynı öyle bir gibi kuruyor. Ben genel konuşuyorum şu anda. Bak bak İstek sana gelme bak. Minnoş Hanım. Evet, ben bence bu tanım insan herkesi kendi görmek istediği gibi görüyor. O kısırık susan Fulya Hanım. Kısırık derken bu konuda birinci günü susan Fulya Hanım dün benim masamda az konuşup öz konuşan insan benim için kıymetli. Benim masamda şey bayağı bir içinden canavarlar, ejderhalar çıktı. Neden? Fulya'nın mı içinde? Benim evet. Benim canlılarım için bu ortamda herkesin aynı olması gerekiyor. Ben de sizler gibi bir bireyim İnanın burada. İnanın ki ben de öyleyim ve siz anlayamadınız. Ama aynı düşünme konumunda değiliz çünkü tabii ben, kişiliğimiz aynı insanlar değil. İnsanlar farklı kişilerin aynen farklı öyle. Düşünceleri ben bugün bir olaya hani gelmek istiyorum. Ben yorum yapayım. Dur sen yapma zaten bütün gün konuşacaksın sen bugün. Fulya sen az önce İpek Hanım'a dedin ya hani başta minnoş göründü bilmem ne diye. Ben Fulya'nın İpek'in değişken olduğunu düşünmüyorum. Çünkü böyle en başta minnoş olsaydı ilk kayınvalidesiyle tanıştığında minnoş olurdu. Kayınvalidesi en başta severdi. Ama İpek dedi ki ben her ortamda neysem olduğum oyum. Olduğum gibi. Olduğum gibi duruyorum. Sen öyle düşünmüyor musun yani? Hayır öyle düşünmüyorum ben. O da sizin bir günü bir günü uyumuyor İpek ama bak diyorum ya en başta kayınvalidesine oynardı ben kendini sevdiğinizde. Ben dün Hulya'nın bir sözüne takıldım. Yani hı-hı. Dün ben bir meleğim dendiğinde hani girişte size doğru bir gelişim vardı. Hani melek gibi dönüp geldi. O esnada da Fulya Hanım hemen dibimde
melek olsaydınız kanatlarınız olurdu dedi bana. Yani insan neyi nasıl görmek isterse öyle görür Fulya Hanımcığım. Evet, ben böyle görmek mi görüyorlar? Ben gördüğünü söylüyorum. O sizin tatanı. Kalbinizin aynen öyle. Kalbinizde saçlı güzellik kalbinizin bu. Görüş. Peki kaynanan seni niye sevmedi en başta? Madem sen böyle minnoş olabiliyordun, niye o zaman minnoş olmadın? Çünkü diyorum ya Kadir Bey, ben olduğum gibi kendi olan bir insanım. Ne yaptın mesela? Ben kimse hani iyi yok, sen benim sorma cevabı. Ne tabii. Yaptın mesela? Kaynanama yönelik mi? Ha mesela ilk tanıştın ya, ortama girdi. Yok bir saniye İpek Hanım dinlemek istiyorum. İlk ortam sana da söz vereceğim. Kaynana adayı dur geleceğim sana da. İlk ortama girdin mesela. Ben ilk ortama girdim. Ben hiçbir zaman girdiğim ortamda saygı çerçevesini bozan bir insan değilim. Hiçbir şekilde tamam. Saygısızlığım bugüne kadar olmadı kaynanamda. Ben kaynanamdan kendime yönelik çok asılsız ithamlar yeri geldi, iftiralar duydum ama ona olan yani sevgimi, saygımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çünkü o benim eşimin annesi ve bugün de kızlarımın babaannesi sonuçta. Güzel. Ona her zaman gerçekten saygı ve minnet duyuyorum. Bak, kendisini ne kadar seviyorum. Güzel ama ağzına sağlık. Şimdi durduk yere neden sana karşı böyle bir itham, böyle bir kin ya da ne bileyim. Ona açıklık getireyim. Dün de söylemiş olmam gerekiyordu. Kendisi 3 oğlan annesi. En büyükleri benim eşim. Yani eşim kendisinin ilk göz ağrısı. Yani eşimin kendisinin yanında değeri bambaşka, yeri bambaşka. Peki bu sinir... Aa ne oldu? Ya ben gerçekten herkese saygı duyuyorum. Herkesin aslında duygularını, düşüncelerini anlıyorum, biliyorum. Yani kendini ifade edemeyen bir insan değilim. Ama belki anlatımım çok iyi olmadığı için yanlış anlaşılıyor olabilirim. Evet, olabilir, bunu söyleyebilirim. Olabilir. Eşimin evlilik teklifinden sonra bir gün böyle işte artık böyle o gün yurda döndükten sonra o zamanlar hep böyle ailemle bilgisayardan görüntülü konuşuyorum. Bir gün o akşam gene böyle bilgisayarla ailemle görüntülü konuşuyorum. Böyle yüzüğümü aileme gösterdim. Çünkü ailem de evlenmemi beklemiyordu. Bana çok tepki gösterdiler. Ve o günden bugüne hiçbir zaman tepkileri geçmedi. Özellikle babam için. Çünkü babamın gözünde ilk kız evladı olarak bambaşkaydım. Onun da benimle ilgili hayalleri çok başkaydı. Baba her kızın hayatında bambaşkadır. Her kız çocuğu için baba çok bambaşka faktör. Bugün iki tane kızım var. Biri 2,5 yaşında, biri 5 yaşında. Şu an aynı durum benim kızlarım için de geçerli. Üniversite olabilir. Kaçıncı sınıfta yüzüğü gösterdin evdekilere ben evleniyorum diye? Ya Kadir Bey çok fenasınız. Bir mi iki mi? Ha iki. İkinci sınıf. İyi neyse biterken söylemiş Allah'tan. Hatta şunu söyleyebilirim Kadir Bey. Hani iş ciddiye bittiğinde evliliğe doğru gittim ya ben. Ben hani nişanda söz falan derken benim arkadaşlarım nişanıma, düğünüme gelmediler. Niye? Niye? Çünkü inanmamışlar, şaka yaptığımı düşünmüşler. Yani sen kahveleri aldı gel kız, ter içinde kaldı. Bu kıskançlık olayı da biraz gerçekten çok farklı. Kızım bana kamerada yüzüğünü gösterip anne ben evleniyorum deseydi ben kesinlikle derdim ki şaka. Böyle bir şey bir kere bir öncesi olması lazım. Yani her şeyini benimle paylaşan bir çocuğum var. Öyle olduğunu biliyorum. Benim kızım hiçbir şekilde öyle pat diye kamerayı açıp da parmağında bir yüzük var diye göstermez. Mutlaka geçmişinde özünde ne yaşadıysa biliyorumdur. Aman aman da öyle iyi bir kahve sunumu değildi. Ya orta bir derecedeydi, normal bir kahve sunumuydu. İpek Hanım'ın kahve sunumu güzeldi. Şöyle bismillah deyip biz de menüyü bir say bakalım, merakımızı bir gider. Bugün misafirlerime kara lahana çorbası, şığıl mahşi ara sıcak olarak sunacağım. Yanına da pancar tarator ve ana yemekte de palamut kapama ve de rokka salatam var. Tatlı da limon çanağında limon tatlısı. Niye öyle bir utandın, bir bezildin, büzüldün menüyü menine, sayarken? Menüne güvenemiyor musun? Yok, ben biraz dediğim gibi böyle kendi halinde. Mazbut. Yorum yaparken çekimken. Öyle değilsin. İşine geldiğinde evet, çok kendi halini, işine çok gelmediğinde ben çok doğrayım, çok dürüstüm. Bence kendine karşı dürüst değilsin şu an. Emin değil. Ya da laf söyleyeceksiniz diye emin mi çekilir? Emin değil. Karalahana çorbası,
Bir dakika. Ben misafirlerimin istediği gibi sunumunu yapayım. Özüne döndüm. Evet. Yok bak, özüm bu. Şimdi özüm bu yani. İşte ben de öyle dedim. Şu an özünüze döndüm. Böyle yaptığın zaman o ipek ipek değil. Hadi evet, kalkın. Beni cıvıl cıvıl sevin. Ben cıvıl cıvıl. Hadi bakalım. Cıvıl cıvıl. Bir de temizlikte görelim. Haydi evet. Buyurun hanımlar. İyi oturdu sizde. İpek menüsü çok basit ve çok kolay bir menü olarak görüyorum şu anda. Birbiriyle uyumsuz bir menü. Çorbası farklı bir lezzet, ana yemeği farklı bir lezzet, ara sıcağı çok daha farklı. Üzerine gelecek tatlının da hiçbir menüyle alakalı olmadığını düşünüyorum. Ara sıcak güzel bir ara sıcak fakat bu menüyle hiçbir alakası yok. Ben olsam kalamar yapardım veya karides yapardım madem balık menüsü sunacak. Böyle önemli olan tersi düzü mü? O zaman tavada da şöyle koyalım. Tam olsun. Yeter diyeceğim artık yani gerçekten. Sadece Servet Hanım'a mı İpek Hanım'a mı? Bana mı yeter? Şu an ikisine de İpek yani miydi? Gerçekten evet. Bu kadar 90 derece dönülmez Servet ablacığım. Sizin gibi gayet doğru düşünüyorum. Konserve mısır kullanırdım. Keşke kullansaydınız. Hayır, en azından daha lezzetli olurdu. Ama bugün çok şükür ki masada bir lezzet var. İstesene çorbanda bir görseydik o lezzeti. Bu masada sadece oynanıyor. Doğru artist olmaya geldik. Senin gibi bir kızla düşmesin oğluma. Duyan ağlama. Hayır. Duyan ağlama yani. Lütfen. Lütfen ağlama. Bak ağlarsan ben... Hayır ağlarsan bak ben üzülürüm. Yapma. Evet hemen temizliğe başlayalım Kadir Bey. Haydi bakalım coşkulu bir şekilde evet. Enerjimizi suya sabuna verelim. Sen nereliydin kendin? Memleketin neresi? Şimdi Kadir Bey bunu cevaplamadan önce size 3 tane soru yöneltmek istiyorum. Şimdi 3 tane şık var. Sizce insan doğup büyüdüğü, gördüğü örf ve adetini öğrendiği yerin insanı mıdır? Yoksa anne babasının kökeninin olduğu memleketin insanı mıdır? Ya da eşinin kütüğünün aldırdığı yerin insanı mıdır? Memleketimiz nere Kadir Bey? Böyle sosyoloji sorularını bana soracaksınız. Vah 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 vah. Yıllarımı verdim bu konulara. Şimdi köken Batman. Ben İzmirliyim. Eşim Karadeniz Ereğli'li. Kütüğüm anam, Karadeniz Ereğli'de. Senin de hiç orantın yok. Batman nereye, İzmir nereye, Artvin nereye. Üç tane birbirinden farklı Karadeniz kültür. Ereğli. Yani üçü de birbirinden farklı kültürler. Evet. Çok uç noktalara gitmişsin. Biraz şöyle İç Anadolu'da gezinseydin. Peki şunu soracağım. Ailende hiç Batman kültürü var mı? Yani annende, babanda adet, gelenek, görenek, yemek, mutfak. Yani mutfakta var. Mutfakta var. Annem çok güzel içli köfte yapardır ses. Dur sosyoloji. Evet sevgili seyirciler programımıza sosyoloji uzmanımız da ses bağlanıyor efendim. Kendisi biliyorsunuz ki profesör doktor sosyologumuz. Bakalım kendisi bizlere nasıl bilgiler verecek. Yok yok. Sevgili İpek Hanımcığım. Evet buyurun sayın sosyolog. Hangi memleketin sana faydası varsa oralısındır. Ay bu muydu yani koskoca sosyologsun. Ben de şey olarak düşünüyorum. Hani doğup büyüdüğün, gördüğün, öğrendiğin. Yerin insanı. Bana sorarsan baban nereliyse sen oralısın. Ben o zaman bugün Batmanlıyım. Yani bir baba nereliyse çocuk oralıdır ama evet. Baban da o kültürü yaşamamışsa hiç sen gidip memleketini yani görmemişsen. Yani baban doğma büyüme İzmirli ama Batman'ı 15 yaşına kadar gördüm. O zaman sen Batmanlısın. Batmanlısınız. 15 yaşına tamam. Kadar da görmüşsün. Tabii canım. Zaten kaşın kara gözün kara hiç ben İzmirliyim deme. Tamam. Direkt Batmanlısın evet. Yani Batmanlısın. Batman. İpek hayatta tahammül edemediğin şey nedir? Bana bir tane bir şey söyle. Tutarsızlık aslı astarı olmayan iftiralar. Bu iftira konusuna çok takılmış. Ama şimdi ne gibi bir iftira yani? Mesela yapmadığın bir şey yaptın mı? Evet. Söylemediğin bir şey söyle. Olmayanı oldu demek, yapılmayanı yaptı demek Kadir Bey. Ne yapmadın da yaptı dediler. Güzel yemek yapmıyorsun derler ama mükemmel, efsane yemekler çıkarıyorum Kadir Bey. Elin lezzetsiz mi dediler lezzetli, sana? Lezzetli, lezzetli. Hayır, sana ne gibi iftira attılar? Süpür. Dur bunu kapatayım İpekciğim. Ama ne demişler? Bunu hayır kapatmayın. Ağzının ahını çıkar aheste aheste ya. Diğeri de açılıyor mu? Şu diğerini de açalım mı? Belki. Hayır hayır bırak daha bak. Bakın bütün tozu aldım. Şurada biraz sarı lekelerimiz var ama. Onlar aşınmışlık. Evet Kadir Bey. Bak bu sadece koltuktan çıkan toz. Bir ama Kadir'im ne yaptın döküldü sen ya? Döküldü mü? Nerelerin tozunu almıştınız? Halının ve koltukların. Kız bu evde kedi mi varmış? Evet maalesef. We'll be right back.
köşe harika. Coştu, durulmuyor. Coştum yine. Sevdalanıyorum ben. Sevdalanıyorum ben. İpek Hanım durdurak bilmiyor efendim. Evet. Sandalye araları bak tek tek kel çevirdi. Ayaklarını masanın iç tarafını sildi. Evet ayaklarını bırak silmedim. Bırak diyorum hayır diyor burayı da almam lazım. Evet. İpek bir de yer sil. Yer silmeni göreyim hadi mutfağa geçeceğiz. Sen tamam falan, gel, falan. Gel ben anladım senin ne yapmak istediğini. Ama yani misafirler gelecek ortada toz kalmasın. Bırak cehenneme gelsinler onlar gene batıracaklar zaten. Yer sil bana bir yer tamam. Sil. Tamam o zaman şu kovaları çıkaralım. Yer bezimiz. Yer suyun hazır burada. Hayır onu oraya silmiştiniz. Bunu hemen boşaltıp. Bir şey diyeceğim. Ya. Suyu israf etme hayır. Adam baraj az duyuyor zaten. Hemen balkonu yıkayayım o zaman onunla. Beni gel. Onun üstünde zaten öyle aşırı bir toz yoktu. Ya. Şunu yıkasık. Ama yani var Kadir Bey. Şimdi bu yerde kalırsa. Ya bakın bakın kahverengi kahverengi. Hayır o su. Döktüğüm su mor su deterjan. Öyle sen mi diyorsunuz? Şunu. Bak senin bezlik havanı göremedim ben yıkadım gel. Ah nasıl göremediniz masayı sildim o kadar gel, sıktım. Gel gel şunu yeri yıka. Silmeden önce şunları kız, da. Şunu gel yıka bezi yıka bezi gel. Ama şunları almam lazım ki. Sen bezi yıka ben onları alayım. Kaç kere yıkadı zaten bezi. Yer silecek. Koltuğun arkasından başlayayım mı? Yok şöyle ortaya masanın oradan başla. Oradan mı başla? Harika gidiyoruz mutfağa. Hadi evet. Gel bakalım. Gelişimiz var. Evet Kadir Bey. Evet. Top dolu bir gün olacak inşallah. Yemeğe gireceğiz zannetti herhalde pek ya. Yok yok iki bir kere Kadir Bey lütfen yemeğe başlamadan önce mutfak temizliğinden emin olmamız lazım. Kadir Bey olmuyor böyle. Hanımefendinin hep sırtını görüyorum ben. İpek yan dön ekranlara ha. Seyirci evet. Yüzünü görsün. Neresinden emin olman gerekiyor mesela? Nerelere bakarsın? Yani ilk önce dolaplardan, dolap içlerinden, dışarından bak tezgah. Bak o zaman bir bak gezin sen. Gayet düzenli, fresh bir dolap içimiz var. Evet. Dolabımız temiz ama yine bir dış yüzeyini tozunu alabiliriz. Yani kız yok yalandan kendini yorma daha bir sürü bak etabımız yani var yemek yapacağız. Yani biraz daha parlatmak için temiz ama. Ne olacak yarım saat sonra her yer yağ olacak zaten. Sen ocağına bak. O zaman ben bak. Ne yapayım biliyor musunuz Kadir Bey? Heh. Şöyle bir tezgahın üstünü temizleyeyim çünkü burada yemek yapılacak. Tamam. En son olarak bir mutfağa yemek bittikten sonra temizleriz. Kız birazdan etap yapacağız etap. Temizlik yapmama izin verecek misiniz? Ben gördüm seni temizliğini sen merak etme. Bence biz gidelim sen etabı hazırla geri gelelim. Tamam kumpusun. O zaman biz hemen etaba koşuyoruz. O esnada tekrar dönüp buraya geliyoruz. Hadi Kadir Bey. Hadi bakalım. Geçen hafta bir tane yarışmacı vardı ondan beter. Gurbette yorgun düştüm ve ceylan hasret gitti gittim. Etabı görünce yüz ifadesini merak ediyorum. Ah ben ne zorluklar gördüm Kadir Bey. Hadi bakalım. Evet efendim. Evet bakalım bizi nasıl bir etap bekliyor. Wow muhteşem. Şimdi bana hemen bir karbonat lazım gerçekten. Karbonat istiyorum Kadir Bey. Hanımefendi karbonat bağımlısı. Günde evet. 2-3 paket almamış rahat edemiyor. Sadece telin, süngerin ve yağ sökücün bir de musluğum var. Ya. Dün Servet Hanım bu etapta büyük bir performans gösterdi. Süreyi başlattım. Bas 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 uyanık mı kız gözü açık. Yemezler. Hadi bakalım senin taktiğinle. Durdurak yok Kadir Bey. Ne bıçağı ya? Çekmeceden bıçak verebiliriz bir tane istersen. Bir tek bıçak kullanabiliyorsun yanak. Ocağı mı keseceğiz Kadir Bey? Kazımak isteyenler kullandılar efendim. Bir bakalım. Bu arada süre çok önemli. Ne kadar süremiz var? Herkes süresini kendi belirliyor. Dün Servet Hanım çok hızlı yaptı. Şovunu da yaptı yani. Yalnız senin rahatsızlıktan dolayı kollar biraz tutmuyor ama ben de yapacağım inşallah. Aa, etapta hanımefendiye kısmi rahatsızlık geldi. Altına havlu koyabilir miyiz? Tabii ki dur hatta sana büyüğünü açayım şöyle. Evet, ben de nerede kullanacağız diyordum bunu. Evet at hemen lavabonun içine. Ne yaptınız ya? Hadi İpek süre çok önemli bak. Kadir Bey hanımefendi goy goy yapıyor ama süre de çok geçti hani. Hanımefendi işe odaklanalım bak şu an iş şu an iş. Yeri gelince mabet yeri gelince iş. Evet efendim deterjanla karışan kirlerin kokusu genzimizde oturdu. Bir sıyırma işlemi yapacak mısın? Yapacağım yapmaz olur mu yok? Tamam sana bak güzel bir beyaz havlu veriyorum ha. Havluyla mı? Beyaz havluyla şöyle neyle ya, alacaksın? Beyaz havlu olur mu ne yaptınız? Kız birinden puan kırmıyoruz aklı çıkıyor bunun da. Sanki hep arkasında iş çeviriyormuşuz gibi davranıyor. Evet süngerle alıyor efendim. Yarışmacımız giden sürenin farkında değil. Süngerle dürtünüyor. Dürtünmeye ya. Devam etsin. Ya etap ya. Puanı başkalarına gidiyor. Şu an elveda diyoruz etap puanlarına. Ya Kadir Bey ya ne kadar vallahi elveda sana. Diyoruz. Ah Servet ablam parmağına taktı da ocağı şöyle çeviriverdi hızlıcık. Bak şunu bir at artık. Şu. Yok yok hayır. Bas şunu hadi. Şundan bir sıyır ya, kız. Ya onu en son yapacaktın ya. Ya bırak bir sıyır hadi
gözünü seveyim ya. Orada var daha bez. Bak ondan bir türlü sıyırmadı. Var orada bak. Daha bir sürü bezimiz var. Ben dedim ki şimdi ocağı tepe takla eder. Ya ben niye ilk başta bıçakla... Yani bilseydim bunu çöpe olmadan... Aa sana bıçağı verdim de Kadir Bey ocağı mı kesin yani geldi? Kadir o Bey. İler kesmini yapana kadar keşke bıçağı kullansaydın. Yani... İpek Hanım. Yani ben bunu şey olduğunu bilmiyordum. Bak çıktı bile. Müsaadenizle yapalım. Ya ben olsun da bunu artık daha kısa sürede çıkarırdım ya. Tabii. Bitti dediğinizde süreyi durduracağım. Hayır bitmedi. Bitmedi daha şuralar duruyor. Şu an bana bakıyor hocam. Ah Servet ablam, ah Servet ablam. Kıymetini bilemediler. Ben gerçekten... Vallahi Servet abla bu etabı alırsa bilmiyorum artık. Yani Sukuti hayalde yani ilk önce ocağa zarar vermemek için yelkenemedim yani. Ya biz sana ocağa zarar vermemen gerekiyor diye bir şey dedik mi? Bak sen kendi kafanda çok kurup buna inanıp sonra öyle yönlendiriyorsun kendini. Kız anam süren gidiyor orayı bırak ocak bitti mi bitmedi mi? Bitmedi. Kaldı çünkü yani. Daha ne yapacağız? Ya şurada ufak tefek kalıntılar var. Böyle yıkarım. E ben bir saniye ondan bahsediyorum. Bak aha gitti bak. Ah. Yani burada tabak mı yıkıyorum ben Allah aşkına? Ocağı bana suyun altına koydurdunuz. Ya arkadaşlar koydurdular. Bu bir etap. Biz niye gerçek hayatta bağdaştırıyorsunuz? Lütfen ya. Kadir Bey hanımefendi koy koy yapıyor ama süre de çok geçti hani. Aa hiç de bir ev hanımı ocak yıkar ben daha yeni gördüm. Ya maalesef niye tuzak koyuyorsunuz ya? Kız size mal dayanmaz. Ama bir şey söyleyeyim kesinlikle ocağın içine su kaçırmadım Kadir Bey. Hayır. Kadın o, var arka olma aşeyler. Bir tane kurulamak için alabilir miyim? Bırakın yeter artık ya durdurdum sürenizi. Su alabilir miyim? Su. Termal şeyler diye boş. Ya şey temiz bir bez havlu. Bunun temiz tarafı olur mu? Hayır şunu alabilir miyim? Temiz mi o? Yatıya kalacağız neredeyse. Ya. Aa adamın emeklilik primi doldu be. Ya hayır, aslında bitti ama ufak tefek detaylar olabilir onları göz bak. Kız bacım detaylar. Ya hayır ya bitti işte. Durduruyorum süreyi. Durdurma durdurma. Ya seni düşünüyorum seni. Cuma günü evet efendim. Etabı maalesef, maalesef kaybeden yarışmacımız. Hayır, 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 hayır öyle bir şey. Etabı kazanan yarışmacımız ben. En kısa sürede en iyi şekilde yapan diyeceğim. Ben. Lütfen ben. Öyle yapmıyoruz. Tamam mısın? Tamam. Ne olur tamam de. 3, 2... Kenarları iyice bir bakalım. Alta bak, kadime ya alta. Tut şu bezin ucundan. Tut şu bezin ucundan. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz artık yoksa yatıya kalacağız mutfakta. Gelme tamam ne olur ya. Git. Yeter. Buna bir ocak veriyorsunuz Allah vermeye. Evet. Eline sağlık İpekçim. Sen gittiğinden üstüne de hiç mutfağa geleceksin yemek yapacaksın canımsın. Hadi bacım. Ya bir son bir kez baksaydım emin olsaydım kendimden. Tamam gelin bakın. Al götür içeriye sev bunu. İçeride bakın. Az parlak. Aynen götür. Ama çizdirdiniz bana aynen, ya. Aynen götür götür. Krem sür geçer onu çizgiyi. Geç geç. Hadi kız geç. Heh götür Serer'i onu sev sen. Anam. Bayağı temiz yaptı ama. Neyse tamam şurayı da alıp da bak. Limon, limon, portakal, portakal. Kal bu gece burada kal, burada kal. 133 yağlı bu tatlıya ağır geleceği için 118 tercih etmenizi tavsiye ederim. Kremanın bileşenlerini çıkartmış. Ay camı aç dediniz, ben de açtım. Mısır unu koyduk. Ya, höp diye yaptığımız için höp diye kaldılar. Yığınlaşı yapıyoruz. Biraz biber salçası, biraz domates salçası ekledik. Bir şey yanıyor, bir şey yanıyor. Bir şey, evet, evet. Anlamak istemiyorum. Efendim, ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir İzlediğiyle Namarat Benim'de. Bugün bambaşka bir bölümle karşınızdayız. Muhteşem bir gün. Çünkü bugün İpek Hanım var. Enerji, hamaratlık, marifet, tarif her şey İpek Hanım'da. Evet, o yüzden inşallah. Hemen kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Bugün sizlere ne çorbası yapıyoruz? Karalahana çorbası. Ara sıcakta. Pancar çorbası hatta mancar. Ha pancar da denir. Kimisi pancar, kimisi mancar, kimisi... Biz karalahana diyelim de herkes evet. Anlasın. Evet. Şıhıl mahşi yapıyoruz. Evet. Yanında... Kilis Hatay'a özel. Yanında ne vardı? Pancar taratorumuz var. Tamam. Ana yemeğimiz? Ana yemeğimiz de palamut kapama. Yani anlayacağınız Karadeniz'den esinlenip bir Ege'ye doğru gidiyoruz. Palamut kapama hiç yapılmadı. Ben de hiç görmedim ve yemedim. Bilmiyorum nasıl yapayım. İçine kıyma koyacakmış. Ne? Kıyma. Hayır şığıl mahşinin içerisinde kıymamız. He. Şaka yaptım ben. Allah sen bilirsin. Evet. Muhteşem bir lezzet. Roka salatası. Hanımınıza beyinize yedirdiğiniz zaman. Mükemmel bir sos hazırlıyoruz. Balıkla da uyumlu bir salata seçmiş dedik. Evet. Ertesi gün hediyeniz garanti. Sadece roka salatası sayesinde. Vay vay ne rokaymış mübarek. Göreceğiz. Muhteşem bir sos. Tatlı. Öyle bir tatlı düşün ki Kadir. Limon çanağı düşün. Yani bir de balık yemeğinden sonra düşünebiliyor musunuz? Enfes.
Düşündün mü limon çanağını? Düşündüm. Limon biraz... Limonu kesip çanak yapacağız. Ay Kadir Bey... İçini oyacağız. Evet. Of. E hadi bakalım. Vallahi muhteşem lezzetler bizi bekliyor. Ekşili ekşili balıktan sonra da iyi gider. Kendimiz de gelir. Evet. Biraz da ekşili palamutlu diyebiliriz yemeğe. Peki o zaman lafı uzatmıyorum. Çünkü bir sürü tarif verecek hanımefendi bize. Başlattım. Haydi bakalım başladı süre. Ne evet, yapıyoruz? Evet hemen kettle'ımızı açıyoruz. Buradan. Kettle'sız program açılış yapmıyoruz. O altı da bir kaldırma. Tamam. Tamam. O halletti. Sen gel. Kettle'da hemen sıcak suyumuzun hazırlanması lazım. Onu ne yapacaksın sıcak suyla sen? Sıcak suyu hemen düdüklüde barbunya mı ve... Tempo. Nohutumu açlıyorum arkadaşlar. Bunlar evet. Konserve mi ne bu? Don biraz. Ne yazık ki mevsim olmadığı için dondurulmuş bir barbunya tercih etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Fırsatınız varsa yapabiliyorsanız mevsiminde barbunyaları buzlu atmanızı tavsiye ederim. Ya, o zaman onu tekrar haşlamana gerek var mı ki? Yani var. Yine haşlanacak. Tabii tabii. Anladım. Tabii kesinlikle haşlanması lazım. Yani en azından konserve gibi değil bir haşlanacak. Bir kabuğunu atsın tabii. Nohut da haşlanıyor. Şunun mahşinin olmazsa olmazı. Ve nohut. Var bir tane daha düdüklü var. Ayrı ayrı iki düdük. Ya nohut da 5 dakika bile önemli. Ben en önce nohutu atardım. Ben ikisini birlikte atıyorum hemen. Yapsa ya karbonatlı şeyle. Aa onu risk, o bir risk arkadaşlar. Yani karbonatın ölçüsünü ve süresini ayarlamanız çok önemli. Kız yok onu öğrendik biz dün. Şey yapıyormuşuz. Dur şaka yapma nohutu koy. Düdükünün içine koymuyoruz. Sıcak suya az biraz elime vuracağım. Kadir'ciğim ama onun taktiğini ona verme. Tamam söyle şimdi. Tamam. Fakirden alıp ilgine vermiyoruz. Ortalığı yıktınız. Yeter mi? Aa bak ne kadar güzel bir görüntüsü var. Bir avuç yeter mi? Evet evet. Neyse bu fazla olsun. Böyle böyle inşallah para yağsın hepimize. Hayırlı bereketli. Ha bir avuç mu? Yeter mi bu? Biraz daha koyalım. Şıhın mahşi için zaten. Turş nohut yemeği yapmayacağız. Çekilsine gidiyor. Bir saat nohut izliyoruz. Yıkadım şimdi su doldu. Ben de barbunyaları yıkadım ki o buz tadı buz şeyi gitsin. İçine hiçbir şey atmıyoruz. Dupdura haşlıyor. Öyle mi diyor hanımefendi? Öyle dedi. Nohut şey karbonat risk işi dedi. Risk göz alamazmış. Sıcak su konur mu nohuta? Evet ben sıcak suyu hemen haşlansın. Kız onu suyu bari o arada o kaynasın. Onu tamam. Suyunu bekleyene kadar. Öyle yapalım. Tamam. Büyük göz al. Büyük göze. Tamam dur öyle yapalım. Öyle yapalım. Evet. Aa Kadir Bey bir dakika tuz. Hep böyle yapıyorum. Çünkü eğer tuz katmazsam nohut tatsız tuzsuz olacak haşlanacak. Bunlara böyle küp küp doğruyorum bir şey. Evet evet. Yandırma beni, dilimi kulağına kandırma beni. O kürek elleriyle öyle şaklatıyor ki sesimi bastırıyor. Kadir şuna... Bey. Biz Osmanlı torunuyuz. Tokat'la firavuna yeri öptürdüm. Şimdi sizden ricam kabaklara zarar vermeden... Senin bir Mısır'a gidesin var galiba. İki gündür bir firavuna tutuldun. Rüyamda firavunu gördüm. Selam bu kavga. Görecek adam bulamadın da firavunu mu gördün rüyamda? Onlarla işim kalmadı zaten şurayı alacağım ellerimi hiç kıydım. Dolaba kaldır onları. Boşu boşuna bana burada iş soydu. En nefret ettiğim şey boşuna iş yap. Bıçağı da yıka buraya da sil. Şu peçeteyi de veririz. Kapağı da al. Kendini firavunun sarayında zannediyor adam. Firavunun sarayı mı? Hemen sizden şunların içini güzel oyabilir misiniz? Yahu oyarız, oyarız. Şöyle eşit bir şekilde. Taştan oyarız. Onları bırakalım onlar yedek. Şunları Kadir Bey. İçine de badek koyarlar. İçine de badek koyarlar. Neyle oyacağız bunu oyacağız. Ortadan evet, bölüyoruz. Eşit bir şekilde ama. Aa eşit. Oran orantı. Oran orantı. Evet oran orantı diyoruz. Şunu hafif düzlüyorum. Ben ikinci tatlımın tatlımı başlayacağım. Verin limonları bana verin. Ben oyarım onları. Siz oyamazsınız. Aa riske atama. Elciklerime de iyi gelir limon verin. Güvenemem. Aa öyle bak vitaminli faydalı şeyleri alır. Tabakların içine atma. Mücver yapacağım ben. Onu diyecektim. Bir yemek tabağı o zaman ver. Hep atıyorum Kadir'cim. Ne onlar? Ama Allah aşkına fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, akşama fincan böreği. Kadir'cim şu ne kadar alır? Sayın seyircime de soruyorum. İki yemek kaşığı alırsa yüzüme tükür. Sayın seyircilerim bir benim yaptığım şu şaheserlere bakın. Bir de hanımefendinin iteklediği modele bakın. Ayıptır ya. Bir de yarışmacı olacaksınız. Ayıp ediyorsunuz ama yani. Neredeyse İzmir'e geri dön dedi kıza yani. Yani mevsimi olmadığı için mi bilmiyorum. Ama limonun bence tam... Limonun mevsimi var mı ki? Mevsim. Ben ne zaman gitsem pazarda limon görüyorum. Ya yapay bu limonlar biraz. Yapay Çin'den mi geliyor? Sen evde nasıl yaptın bunu? Ben evde böyle yapıyorum. E tamam bırak nasıl bir şey. Bak böyle oluyor. Siz bunu evde bir defa denediyseniz ben de dış sesli şu dakika bırakırım. Denedin mi ne olur? Heh yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Sen de sözünde dur. Ben gene ne olur ne olmaz birkaç tane fazla oyayım ona da. Ona muhtaçlığını belirt.
Sen evet. olmasan bu tatlı olmazdı diye marifetli ellerim var de. Sen neymişsin be abi de. Ha, o her türlü yardım eder. Ama ona dikkenirsen. Hayır limon kabuğu ince. Ben normalde bu şekilde yapıyorum Kadir Bey. Bu şıkıl mahşileri kaçar kaçar vereceksin hanımefendi. Bak bana 16 tane kabak soydurup da sonra 2 tane kullanırsa kıyamet koparım bunu. Çünkü cidden zor. Bir de bunun bu mukusumsu bir tabakası var. Ellerim yapış yapış oldu. O adamın elleri hep ne güzel limon yağıyla yağlandı. Siz şef misiniz yoksa dış ses? Kadir bak. Wow, hareketlere bak. Bak ben de güzel oldum ama. Bak limon portakal. Kal bu gece burada kal. Adam sanat yapıyor limonla ya. Yemin ederim sana klip bile çekilir bu limonla. Hanımlar beyler, şu anda tatlımızın neyini yapıyoruz? Limon çanağının iç harcı, iç kreması da diyebiliriz. İçinde limon suyu var, nişasta var, şeker var. Krema var. Kremaya gelmedim daha. Ha, krema var, daha şeker krema, var, nişasta evet. var, limon suyu var. Bu arada bu tatlıda bence krema çok önemli. Krema %18 yağlı, bir de %33 yağlı var. %33 yağlı bu tatlıya ağır geleceği için %18 tercih etmenizi tavsiye ederim. Kız kremanın bileşenlerini çıkartmış. Kremanın %18'i, %33 yağlısı varmış. Bunu bu tatlıda keşfettim, evet. Şimdi doğal olsun diye limon suyu kullandık. Şekerli, aslında bildiğiniz bir muhallebi gibi bir şey yapıyoruz ama kremadan yapıyoruz. Aslında muhallebi gibi demeyelim. Hanımefendi doğal olsun diye limonun kendi kabuğunu kullanıyor. O şimdi has limonun kokusu, güzel aroması, kremanın yumuşaklığı, şekeri. Çanağa koyduktan sonra bir iki saat dolapta beklemesi gerekiyor. Ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekliyoruz ki aroması güzel olsun. Burada şekeriyle yani tatlılığıyla ekşiliğini iyi ayarlamak gerekiyor. Ne çok tatlı olacak ne çok ekşi olacak. Evet. Bazı tatlılar da dediğin gibi yakıyor adamı ciğeri. Limon bastın gelmesin. Bir kaşık mı? Evet yeterli o. Tamam. Tepeleme değil değil mi? Tamam. Tepeleme değil. Bir mama kaşığı. Biraz daha koyayım mı? Yo kalsın bir bu böyle. Tamam. Ben kıvama göre bakacağım. Hanımefendi bu arada kayıt arasında çok önemli bir nokta verdi. Sizler geri kalın istemiyorum. Nişastayı neye katarsanız katın muhakkak açın dedi. Doğru değil mi? Evet. Suyla çözüyoruz ilk önce. Onu muhakkak kaçırmayın bak. Limon çanağı çok kolay bir tatlıdır. Çok kısa sürede yapılır. Muhallebi tarzında bir tatlıdır daha çok. Pek bir beklentim yok açıkçası bu tatlıyla ilgili. Ben İpek'in yerinde olsaydım limon çanağı yerine güzel bir sıcak helva yapar. Misafirlerime ikram ederdim. Peki bir şey soracağım. Onu biz doğradık ki o nasıl tarator olacak? Bak sen biliyorum o pişmedi daha. Tarator nasıl olacak o öyle? Onu blenderlayacağız. Süzme yoğurtla karıştıracağız. Kız o puding gibi olur. Rendelesene sen bunu. Yani tabakta tarator. Daha güzel olsun diye blenderlıyorum. Ama tarator dediğin şey böyle rendeden biliyorum. Olur mu? Biliyorsun da niye blender'a çekiyorsun? Öyle mi yapalım? Bizim bu pancarlar doğranacak mı İpek? Aa evet. Onları bir yıkayıp süzelim. Doğranacak onlar. İnce ince doğruyoruz. Ama ince ince doğramadan önce çorbanın içerisinde kaba durmasın diye, ağızda kötü gelmesin diye bir kere ortadan kesiyoruz. İşte bu ya. Duydun mu Kadir? Hemen hallediyorum efendim. Biz de bu sırada limon tatlımızın iç harcını yani muhallebisini yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz. Anladım. Siz belki hard food yersiniz de. Ah Kadir Bey ben size demiştim ya. Ne oldu? Limonu blenderlamayacaktık. Elimizin ya da kaşıkla kepçeyle suyunu çıkaracaktık. Kız zaten suyunu aldın ya. Yani suyunu aldım ama blenderdan geçirince bir acımsılık oluşuyor. Kız az önce tattık hiçbir acılık yok. Ama hala bir acımsılık var. Bak az önce bana ben tattım onun içinden hiçbir acılık gelmiyor. Sadece ekşilik geliyor. Acılığını almak için içine biraz vanilya koyun. Yapacağım onu en son yapacağım. Hayır size. Acılık dediğiniz şey limonun beyaz kısmından. Evet. Limonun beyaz kısmı şurası. Hayır. Biz burada kaç kere limonata yaptık. O limonları blenderdan çektik. Hiç de bir acılık gelmedi. Uydurma kendinden. Vallahi acımsılık var ya. Dolapta bir iki saate bu toparlar mı kendini? Sen ona şekerini güzel koy. Ekşiliği gitsin hiçbir şeyi kalmaz onun. Yani dolapta bir iki saate toparlar diye düşünüyorum. Normalde iki saat dinlendiriyorum oturuyor. Nişastanın özelliği o zaten. Durdukça toparlıyor bir anda. İpek Hanım hadi biraz çabuk olalım hadi. Tamam. Bak daha şıkıl maşlı falan var. Hemen onun iç harcını yapmam bu lazım. Bu palamutlar temizlendi mi? Kılçıkları ne alemde? Geçen hafta olay oldu balık işi. Şimdi bir yeme adabı ver. Eğer o yeme adabına göre o yemeği yerseniz kılçıksız bir şekilde yiyebilirsiniz. Kılçığını da tabakta bırakıyoruz. Kılçığı sunum yapan mı yoksa yiyen mi ayıklayacak? Yani şimdi yiyen eli ayıklanacak bir şey değil bu. Ortaya bir çupra geldi. Çuprayı nasıl bulursunuz?
Şükran'ın görüntüsü bozulmaması lazım. Kılçığın arasından almak isterseniz kötü bir görüntü. Görüntüsü bozulmaz. Ben Samatya'da yıllarca balıkçılık yaptım hanımefendi. Köve bu adam ne ara eve gitmiş kız? Her işi yapmış mübarek. Hanımefendi bunlar nasıl çorba için? Çok ince olmuş. Kadir'in bir özelliği de ne biliyor musunuz İpek Hanım? Kafasına göre iş yapması. İyi de geçen de karalahana çorbası yaptık, böyle doğrattılar. Bu çorbanın kaç tane fonksiyonu var? Olmuyorsa var orada, yeniden doğrarım. Tamam, ben de ziyan olmasın. Olmaz olmaz. Yok, ziyan kız olmadı. Olmaz. Bizim burası şey dolar, götürür eve o kızcağız. Ha? Yumurtayla bir kavururuz biz bunu. Soğan da kavurayım buna. Onları o şekilde ayarlayayım, ben şurayı açayım. Ben karalahana hiç sevmiyorum. Acı bir tadı var. Tüpte soğan kavurayım mı? Kavur kavur. Yeriz, güzel yaparsan yeriz. Bir de senin elinin lezzetini görelim. Hep anlatıyorsun ama. Hanımefendi, muhallebimiz pütür pütür olmasın diye süzgeçten geçiriyor. E senin çocuklar nerede İpek şimdi, sen buradasın? Anneannede. Babaanne Karadeniz ereğiyle olduğu için anneanneye bıraktık. Karadeniz ereği Zonguldak ereğiyle oluyor değil mi? Evet. Doğru. Ben de genellikle bunu evde pişirdiğimde barbunya yerine mesela bulgur katıyorum. Barbunya ile, hani barbunya yerine fasulye katarsan anladın da barbunya yerine bulgur ne var? Çok lezzetli oluyor. Denemesini tavsiye ederim eğer tercih ediyorsan. Barbunya ile birlikte bulgura ne farkı var? Yok hayır, o zaman ama bulgur. Bence bu barbunyasız olmaz. Bu çorbayı yapıyorsa İpek Hanım bütün tahıllarının bakliyatını ben kendi eliyle haşlanmasını bekliyorum. Öyle konserve kullanırsa benden kesinlikle puan alamaz. Bir kere önemli olan lezzeti, iyi pişmiş olması, sebzelerin doğru oranlarda karıştırılmış olması. Beklediğim şey bu. Bunlar olmaz ya. Madem böyle bir tatlı seçti, dışarıda iki gündür boş boş oturuyorsun. Etraftaki manavları gezeydin de kendine kalın limon bulaydın ya. Yani he? Aklımdan geçti ama. Şunları oysam hemen. Hadi oy, tamam bırak, o nasıl istiyorsa öyle ya. Hayır canım, onları kullansın. Öyle istiyor. Dereler dereler de neler bilirim neler. Her bildiğimi desem her biri yürek denerim. Siz onu niçin doğruyorsunuz? Çorba için. Yok kız, şey karalahana kavuracak. Siz ciddi misiniz? Evet. Atılsın mı karalahanalar, yazık. Biz burada neler pişirdik yedik. İyi gitti kızım. Limon var mıydı başka ya? İpek tatlı bizim çok vaktimizi alıyor. Bizim değil, onun alıyor. Harca geçme. Ekip olarak diyorum, şu an buradayız ya kızı, yalnız bırakmayalım. Bir şey yanıyor, bir şey yanıyor. Bir şeyin sapı yanıyor kız. Bir şey, evet evet, ay aman diyelim. Onun sapı yanıyor olabilir. Kız altına alacak. Siyah saçın donan donan, boynunda korbanın olan. Benden başka yere seversen, bu ellerde nasıl durar? Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak ben, beni bura. Bu kadar Sivas türküsü söyledi. Sivas'a gitmedik ya. Ne diyeyim yani? Bak vallahi bu tatlıyla çok oyalandık. Anam deme, biz bir baklava yapaydık, vay halimizle bizim, he mi? Ya niye böyle diyorsunuz? Geçti belki 45 dakika. Yani beni kapıda oyalandık. Limonundan oynuyoruz. Yani vaktimiz gidiyor bizim. Bak daha balığımız var, kapamamız var. Şıhıl mahşı pişmedi. Yani şıhıl mahşıyı ocağa koyaydık da o arada bundan oynayaydık. Ocağın üstünde kıpırdayaydı. Yani bu arada ben ne yapıyorum? Kadir Ezildi'nin yanlış doğradığı kara lahanalar atılmasın, değerlensin diye önce yağda soğanını kavurdum. Kadir Ezildi'nin doğradığı soğanları kavurdum. Üstüne Kadir Ezildi'nin doğradığı lahanaları ekledim. Sadece tavanın sapını tutuyorsun bir saattir orada. Tuz, karabiber ve pul biber alabilir miyim canım? Yemin ederim bizim aynı. Bizim böyle süzme bir şeyimiz var mıydı? Ne diyorduk ona? O yok şu anda. Ya bu... Şeye yazık mı ettik biz ya? Burada hiçbir şey yazık olmaz. Benim tencereyi, gençliğim hariç. Tencereyi yazık ettik biraz. Benim gençliğim yazık oldu. Ya şu an tencerenin sapı mı önemli? İpek bak, ışıklar gidip geliyor, Allah Allah. Sedat Bey de eline iki tane yumurta almış. Beklemekten yumurtladın herhalde orada can sıkıntısına. Çekil de bari, oksijen gelsin şu kapıdan. Yalandan pis karbonmonoksitini salıyor odanın içine. Can açsana biraz, yemek kokusu çıksana da. Dün mesela şeyde Servet Hanım'da çok yemek ağır kokusu vardı içeri girerken. Hoşuma gitmedi benim. Soğanın da. Ben niye üzülüyorum biliyor musunuz? Ben hiçbir şey üzülmüyorum. Allah hepsini nasıl bir köle yapar. Ne yapıyorsun Kadir Bey? Elleme onu, bozuk o. Bunu yani buraya gelince mi söylediniz? Komple camı çıkartıp getir. Ne yapayım, camımı çıkarayım? Ana, cam bantlıymış. Jaluzi de bozuk. Ay, camı aç dediniz, ben de açtım. Bu nasıl bir camla açma ya? Kadir Bey, pancar haşlanmış mı diye bakabilir miyiz? Ya pancar, elimde koskoca cam var, diyor ki pancara bak diyor ya. Elimi neye atsam maşallahı var. Ben sökebiliyorum da takamıyorum biliyorsunuz ki. Penceresi cam cama. Bana taşıttırırken niye şarkı söylüyorsun? Hem yükünü veriyor hem şarkıya başlıyor. Biz iki tane daha rock ayarlayabilir miyiz?
Sen Roka'yı ne yapıyorsun şu anda? Salata. Ya ne salatası İpek, Allah'ını seversen. Ya şahın maaşı yok. Hanımefendinin bir bildiği var demek ki Kadir'cim. Buraya boşuna goy goy yapmaya gelmedi herhalde. Estağfurullah ama süre gidiyor ya, o yüzden heyecanlandım bir an. Evet efendim, evini açan herkese 5000 TL. Beni dağılayım, yaparım. En amarat benim diyen herkese ise tamı tamına 50.000 TL veriyoruz. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Sosyal medya adresimizden ya da biliyorsunuz ki ekranımızda geçen WhatsApp numaralarından bize başvurabiliyorsunuz. Bakın hem eğleniyoruz, hem gülüyoruz, hem güzel tarifler alıyoruz, hem 82 milyon sizin marifetinizi görüyor. Vallahi bence çok güzel. O zaman haydi buyurun diyorum. Ya bu nasıl bir lezzet oldu ama. Ne oldu bu arada? Dibi mi tutmuş onu? Bunun dibi tutmuşu makbul. Ha, yumurta kıralım hadi o zaman. Haydi yumurta gelsin. Şehir maaşı yapıyoruz. Çorbamızın içine ne koyduk Kadir'cim? Mısır unu koyduk. Ne oldu o mısır unları? Ya löp diye attığımız için höp diye kaldılar. Nasıl olmuş? Karalahana hemen öyle pişmez. Onu yapmadan önce hafif yarım çay bardağı su katıp çektirmeniz lazımdı. Ondan sonra yağını ekleyip soğanın yanıklığı kokusu geliyor. Bak Kadir Bey, size bugün güzel yemekler yediremezsem var ya. Karalahanayı çiğniyorum ama şu anda. Milletin önüne çıkartamayacağım alır. Siz bunu bir kaşık sulu çözer misiniz? Kendin yaptın ya, tavanı sapını bile yersin. Allah kahretsin. Ama onu ben yapsaydım. Yani karalahanayı sevmezdim, bir kez daha sevmedim. İçinde biraz kebap kebap kaldı. Şey dersin, biz bunu böyle yapıyoruz. Bak buradaki en büyük şifre, anladın mı? İşin içinden çıkamıyorsan biz bunu... Ben güzel yemekler yedirmek istedim ama ya. Olsun, yiyeceğiz. Dur bakalım, daha hiçbir şey yok ortada. Pişecek bunlar. Sen merak etme, olur öyle şeyler. Son 40 dakika. Şaka mı? Bakın 40. Ne eksik kaldı? Ağlamak istemiyorum. Ağlama sakın. Gözyaşlarını kendine sakla. Kadir, neyimiz eksik? Şırıl maaşının içini yapıyoruz ama henüz daha dolup pişmedi. Çorba kaynıyor ama içinde topaklıklar kaldı. Pancarımız da haşlanıyor. Ama yani ocak bir sıkıntı. O tüpü ben alabilir miyim? Çok rica ediyorum. Tüp çok az yanıyor ama. Tamam, oldu şimdi biraz. Büyük gözler niye aldın da tüpe koydun? Öyle dedi. Hayır, hayır. Onu büyük göze koyalım. Hayır, ocak zaten boşaldı. Tamam, ben... Sen niye ocaktan yanmıyor? Pancarı aldım ocaktan. Pancarı aldım. Okey, pancarı aldım. Seni yine test ediyorum. Onu oraya al. Tepelere çıkmış bir de. Var ya, tuzu harika. Kıvam. Efsane, çok güzel. Tuz tamam, kıvamı harika. O yenilikten, enlikten, su gelir mezellikten. Haydi, haydi. Bunun baharatını kattın mı? Katacağım şimdi. Taratorun yoğurdunu ne zaman karıştıracağız? Ona daha var. Şıhıl maaşıya azıcık su ekledik, biraz biber salçası, biraz domates salçası ekledik. 35 dakika. Ya. Ne oldu ya? Şey var, kabakları kızartacağım. Yangını var, yangını var. Yangın var, ben yanıyorum. Hey, yetişin dostlar, tutuşuyorum. Ah düşsez ah. Maydanozları hemen doğramam lazım. Maydanoz da doğradım, salatanın üstüne ekledim. Hayır, salataya maydanoz girmeyecek. O neydi? Hadi Bey, ne yaptınız? Salatana değil miydi maydanoz? Hayır, şırıl maaşı. Tamam, ona da koyarız. Dur, karıştırmadım, üstüne bıraktım öyle. Ya Kadir Bey ya. Kız tamam, azıcık üstüne ekleriz. Sen dur, geçen hafta biz öbürünün içiyle onu pişirdik. Ya ben size onu ona katın demedim ki. Bakın bunun içine patates dilimliyorum. Karıştırma, karıştırma bari, alayım bu içinde. Bu Kadir Bey biliyor. Kadir Bey lütfen hemen alır mısınız? Roka'yla maydanozu az çok ben de biliyorum herhalde yani. Ya ayıklama konusunda daha iyi bir şey yapıyor. Abi. Arda gibi geldim Aydın orada. Kenan sen az bir gel buraya. Geçemiyorum ben oradan. Sen bak şurada da bak. Ya hayır, onları ayıklarsanız direkt şeye atalım. Ya ne yaptın? Kız hayır, onlar alacak içine. Patatesi niye kattın? Tuzunu alsın, tuzunu. Geri ya, çatalla alacağım. Tamam. Tuzlu çünkü dedi. Bak tuzunu alıyorum. Püf nokta işte budur. Bu maydanozu şırıl maaşıya mı koyuyorum? Evet. Elimde ya benim kaldı. Daha... palamutlar, palamutlar. Aa, ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Patates, patates. Aldım patatesleri. Anam yere gitti. Ya. Buna maydanoz koyuyor muyum? Evet, ama oka karışmasın bir zahmet. Hayır, sadece maydanoz öyle şimdi. Ya o maydanoz az oldu ama. Tamam, yeniden doğrarım. Mısır yarmalarını ekliyoruz. Eklemeden önce bir karalahanayın şeyine, çiğliğine bakacağım. Biraz hala dizi durmuyor. En son 3-2-1 de atarsın içine. Ya hayır, yapmayalım son 1-2-3. Ne yapacağız? Yatıya kadar burada mı kalacağız? Kabakları koydum, kızarıyorlar. Tamam. Kızardıkça çevireceğiz Kadir Bey. Tamam. Nohut ver, şuradan nohut verin bana. Maydanoz doğradınız mı hepsini? Doğradım. Bence yeter.
Bir avuç daha hafif. Bunun mahşide özellikle kabağını çok güzel bir şekilde kızartması, iç harcında nohutunu haşlayarak, kıymanın baharatlarını çok güzel bir şekilde karıştırarak, iç harcını vererek soslu bir şekilde pişirmesini istiyorum. Yani kupkuru bir kıyma istemem. İçine çok güzel baharatlandırılmasını yapsın. Bunlara çok dikkat ederse belki lezzetli olabilir. Bunun baharatı ne? Tepeleme, çay kaşığı, kırmızı toz biber, karabiberi çok dikkatli katalım. Kadir için baharat katmaya da başladı artık. Şu an ama kırmızı alarmdayız, dış ses. Ya hayır, kırmızı alarmı kapatalım, ne olursunuz. Son 28. Hayır ya. Hanımefendi, palamutlar nasıl pişecek, fırında mı? Hayır, ocakta. Buhar tekniğiyle pişecek. Buğulama mı yapacaksınız? Bunu hemen buğulama diyemeyiz çünkü bu buğulama değil, palamut kapama olacak. Ben palamut kapamada güzelliğin onu marane etmesini beklerim. O sosları kendinin eliyle yapmasını isterim ben İpek'ten. Kurutmadan benim önüme gelirse vallahi İpek'e çok da güzel puan veririm. Ana yemek tercihini çok basit buldum. Emek verilen bir yemek değildir. Kız vakit yok, bu tencere ne zaman ocağa girecek de pişecek? Hey domates, iki tane domates alabilir miyim? Şırıl maşinin içi tamam. Burada eski kaşar var, yağını saldı. Bu kaşar ne için? O kaşarı rendeleyebilir miyiz salata için? Bence artık bu şırıl maşinleri dolduralım, yağdan alalım artık bunları. Çevirin. Çeviriyorum da vakit geçiyor. Bak ilk şurada çevirdiniz, bak güzel kızarmış, hepsi onun gibi kızaracak. Kız ona... Çatamı da yedirdiniz var ya. Hepsi onun gibi olsun, kafana göre iş yapma Kadir. Bence ben gene söylüyorum, yemeklerde olmazsa olmaz yemeğin lezzeti. Yemeklerde olmazsa olmaz yemeğin lezzeti mi? Evet. Kız yemek... zaten lezzetsiz yemeği kim yer ki? İşte onu diyorum. Ben iki gündür lezzetsiz yemek yiyorum. Daha doğrusu yiyemedim desem daha yere. Patateslerimizin üzerine tuzumuzu da serpiyoruz. Kadir'cim, palamut çok kanlı bir balık. Keşke onu şimdiye kadar suya niye koymadık o zaman? Onu ben unutuyordum dolapta Kadir Bey. Aklıma geldi mi şu gitti. Şimdiye kadar onun iki üç kere suyunu değiştirirdim. O pişmişti şimdiye kadar. Bu şığıl mahşinin ağzını neyle kapatacak? Kapatacak mı? Şöyle verelim fırına. Öyle verelim. Açıyorum bunu. İyice açın, o biraz katı olmuş. Tamam, bir bayağı çekeyim. Bayağı su olacak. Ben bunu hemen ocağa koyayım da salata var. İpek Hanım, sizin yerinizde olsam çabuk olur. Kaynanamın ağzına malzeme vermem. Tut. Zaten malzemelik bir şey yok ki. Yemeklerimizin hepsi çıktı. Hiç yapmadığımız bir şey yok ki bu mutfakta şu anda. Yeni bahar katıyorum, hafif böyle lezzet versin diye. Aa, çok güzel yakışır. İpek Hanım, bu limonu size hediye ediyorum. Ben bugün daha limon görmek istemiyorum artık. Fırına gitti mi? Kaç derecede? Ben bir 180'de. Şuradan bir geçelim. Hayır, onu şey yapalım. Kız, fırın buz gibi, daha az koy bir ısınsın. 200 derece ısınsın. Karabiber kattım mı ben? Ne? Buna bir bardak su alabilir miyim hemen? Şu çorbayı kapatalım Kadir Bey. Hayır. Karabiber atmışsın bu arada, üstünde bak. Yeni baharmış o, karabiber değilmiş. Hayır, yeni bahar. Karabiber de katmış olmam lazım ya. Kız tamam, at yeter ki altını bir yak ümmeti Muhammed aşkına. O bir hele bir ateşlensin, kurban oldum. Kadir Bey, şunu kabuğunu soyabilir miyiz? Çok rica edeceğim. Asele he, ha he he, eseki ye ye de, kamı ye de, kımı ye de, kimi kimi. Kabuğunu soyup yiyelim. Asele he, ha he he. Ooo, makarina. Koro koro kiyari kari kari karina. Koro 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 koro. Makarina. Şu an artık yani cinnet geçirmek üzereyim. Allah sen bilirsin. O domates niçin rendeleniyor hanımefendiciğim? Lezzet açısından bu, bir tane rendeleyeceğim, bir bunu tane... Bunu niye kabuğunu soyuyorum? Onu da dilimleyerek üstüne koyacağım. Kızılcıklar oludu mu, senelere doludu mu hey? Gönderdiğim çoraplar ayağına oludu mu, mendili eline, mendili verdim geline. Kara kına yollamış yer benim ellerime. Evet efendim. Ağzını açtınız mı siz bunu? Ne açık ya, en büyük gözde. Ortadan bir kez bir tane şey atalım, çizik. Nasıl çizik? Şöyle halka halka yapmayacağım. Ortadan böyle yan yanlı yapacaktım. Gel o zaman, bunu doğru nasıl doğruyorsan ben bilmiyorum. Kız yavaş anam, yavaş. İpek Hanım, masanız eksik, unutmayın. Tamam. Benim nerede? Salatanın içinde miydi? Salatan orada. Hadi sofraya koşmamız lazım. En azından yanında bir patates salatası beklerdim ama roka salatası tercih etmiş. Balık rokayla yenilir. Bence patates salatası bunun yanına yakışmaz. Roka salatası iyi bir seçim olmuş. Vallahi bu kızlar yemekten anlamıyor be, anlamıyor. Patates salatası gider mi be? Ya nasıl bir fikir, nasıl bir zihniyet, ben inanmıyorum, anlayamıyorum yani. Bunu atıyorum ben yoğurdu. Evet, kaç olmuş değil mi? Hayır, onu yoğurdun içine ama o yoğurt çok eski, kullanılmayacak. Kız kızım, kaşıkla atacağım, dursana. La ilahe illallah. İpek, iki kaşık koydum, bak karıştırıyorum. Sonra sen gelir bakarsın kıvamını, ona göre ekler ya da çoğaltırım. Kadir, dibimize girdin. Kameraman seni çekeceğim diye iki büklüm oldu. Ya ben ne yapayım? Ha ben daha ne yapayım? İpek diyor ki onu yap, yapıyorum. Tam yapacağım, durduruyor.
Ben buna şey yeni bahar kattım değil mi? Kattın İpek. Şu defne yaprağın üstüne biraz şey koyuyorum, aroma versin diye de o içine düşmesin. Düşsün ne olacak ki? Aromasını verir, ne diyecekler? Yok, bu pişmez hemen belki de yeniden. İpek, son dakika ve sofra yok. Misafirler gelecek, daha çatal bıçak yerinde değil. 1 saat 53 dakika geçmiş. Yani 8, 9, 10, 7 dakika kalmış. Of, nasıl güzel matematiğim var. Sofraya gidiyoruz İpek, hadi. Hadi, hadi. Çıldırtmayın beni. Ben 98'den beri bela mutfak görmedim. Yemin ediyorum. Aç 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 aç. Yemeğin lezzeti benim için çok önemliydi ya. Unuttuğum bir baharat bir şey kaldı mı benim? Tarçın koydunuz mu? Tarçın girer mi canım? Fasulye. Bırak şimdi fasulyeyi, tarçını. Bunun altı nerede? Orada işte. Üstü nerede? Üstü orada. İki kişi burada, iki kişi burada. Tamam, ikimiz de burada. Tamam, şöyle orantılı. Hadi, son 7 dakikayla çıktık mutfaktan. Ve son 5 dakikamız var. Neyse ki soframızı yetiştirdik İpek'ciğim. Şükürler olsun bak. İpek Hanım, sakin sakin yerleştiriyorsunuz ama misafirler pek sakin sakin gelmeyecekler. Tamam, onların da ateşini alırız, merak etme sen. Onları da söndüreceğiz. Söndürmek zorundayız. Neden diye sen bir sor. Neden? İpek Hanım iddialı bir yarışmacı da ondan. Sen merak etme İpek, onların hepsinin eleştirilerini bastırır Allah'ın izniyle. Yalnız Allah'ın adını veriyorum, ne olur kısa cümleler kursun. İpek'i konuştururlarsa kısa cümle kurar. Eğer İpek Hanım onlara müsaade ederse konuşurlar. Değil mi İpek Hanım? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra bir tekrar denemeyin. Mümkünse bizimle muhatap olmayı, çünkü işimiz gücümüz var. Son 3 dakika. Yetişti. Son 3. Hadi İpek'ciğim, son 3 dakika. Hadi İpek, son 3 dakika. İpek! Hadi, hadi gözünü seveyim. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. İpek, bir kaşığın tepsinin içinde. Hayır, hadi. Çatala eksik, çatala hadi. Eksik. Bak gözünü seveyim. Çatala sana eksik, hayat çatala yeni bir eksik. Pencere açacak bu 50 bin lirayla. Çatala eksik sanki. Biz nasıl eksik? Pencere, pencere, düdüklü tencere. Bak çatal burada, burada da çatal var. Şu çatal ne fazla bu, al. Evet, Kadir'in penceresinden sesleniyorum. Hayır, sevgili yanlış, seyirciler. Yanlış. Heyecanlı dakikalar, en amarat benim de. Bakalım hanımefendi, bugün bu pencereyi açıp rahat bir nefes alabilecek mi bu masada? Hadi gözünü seveyim. Bekle, bekle, hadi, hadi. Evet efendim, tebrik bitti. Ediyorum, tebrik ediyorum. Onca yoğun temponun ardından camımızı açtınız ve ödülü kazandınız inşallah. İpek hazır mısın? Hazırım, bomba gibiyim. Rakiplerin karşısına çıkacağız. Ben kutuba gitmek istiyorum, pencereme değil yalnız. Tut pencereyi, tut şuradan çıkıyorum. Bak, bilerek masa üstünde dolandırıyor, tozlar dökülsün diye. Hayır, hayır, hayır. Tamam, toz tut, yok, toz yok. Tut, bugün tut, tut. Yepyeni bir pencere açıyoruz efendim, evet. Bu masaya otururken bugün. Mutfaktaki her şey geri, pencereden bak. Evet. Mutfaktaki her şeyi geride bırakıyoruz. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. Selam saldım amcama muallim. Bırakın muallim, hadi. Hadi gidiyorum. Misafirlerimizi karşılayalım. Hiç. Daha ben mutfaktaki elbiseleri yıkayacağım, yürü. Hadi gel. En amanat birimde bugün İpek Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız kara lahana çorbası pancar tarator eşliğinde şıhıl mahşi, palamut kapama, roka salatası ve limon çanağıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Böyle önemli olan tersi düzü mü? O zaman tabağına da şöyle koyalım. Tam olsun. Ay, yeter diyeceğim artık yani gerçekten. Sadece Servet Hanım'a mı İpek Hanım'a mı yeter? Şu an ikisine de. Yürek yani miydi? Gerçekten evet. Bu kadar 90 derece dönülmez Servet ablacığım. Sizin gibi gayet doğru düşünüyorum. Konserve mısır kullanırdım. Keşke kullansaydınız. Hayır, en azından daha lezzetli olurdu. Ama bugün çok şükür ki masada bir lezzet var. İstesene çorbanda bir görseydik o lezzeti. Bu masada sadece oynanıyor. Doğru, artist olmaya geldik. Senin gibi bir kızla düşmesin oğluma. Duyan ağlama. Hayır. Duyan ağlama yani. Lütfen. Lütfen ağlama. Bak ağlarsam ben... Aynen ağlarsam bak ben üzülürüm, yapma. Evet sevgili seyirciler, Enem Arat benimden, İpek Hanım'ın masasından herkese merhabalar. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet İpek'ciğim, ellerine kollarına sağlık. Rica ederim, ne demek, her zaman. Her zaman beklerim, her zaman en lezzetli, en güzel yemeklerimle arkadaşlarımlayım. Her daim hazırım diyorsun. Her daim hazırım, bomba gibi. Hadi bakalım, bomba gibiysen o zaman arkadaşlardan yorum almaya başlayalım. Servet Hanım, bugün gözlüklü görüyorum masada. Hijyen süper alanımdır. Hijyen süper alanımdır. Kontrol için mi taktınız gözlüklerinizi? Aynen, aynen. Buldunuz mu peki bir problem? Tabii ki. Bulamaz. Bizim ekibimiz çok güzel bir ekipsiniz. Yarışma.
Arkadaşlar da öyle. Teşekkür ederim. Şehir dışından geldiğimiz için bütün her şeyimiz bize yeni özel alınarak veriliyor. Bu tabaklar yıkandı mı pekala? Evet, muhteşem bir şekilde. Bardaklar bakın, yıkandı mı? Evet, kesinlikle parıl parıl. Kaşıklar niye ters çevrilmiş? Bardaklar yanlış koyulmuş. Benim bildiğim daima bu küçük bardaklar öne koyulur. Büyük bardaklarımız da arkaya koyulur. Kaşıklarımız niye kapalı? Kadir Bey sizinki de öyle. Küçük bardaklar bu tarafta uzunlar önde evet, durmaz mı? Evet. Hayır. Hayır yanlış biliyorsunuz. Ben böyle biliyorum. Yanlış biliyorsunuz. Hayır, ben böyle bu biliyorum. Su bardağı kendi burada durur. Ben, meşrubat bardağı önde durur. Ben kendi masamda da böyle dizmiştim. Dün i̇şte niye dile getirilmedi? Siz yanlış dizmiştiniz. Gerek niye getirilmedi? Şöyle bir şey şimdi. Hı. Dün masanızda ben duydunuz mu bilmiyorum. Dilek Hanım'ın oturduğu yerdeydim dün. Evet. Ve orada dedim ki sizin oturduğunuz yerde bardaklar karışık dizilmiş ve çok karmaşa bir halde dedim. Servet Hanım evet. Siz neden tatlı kaşığı koymadınız? Baklavayı sana kaşıkla mı yedirecektim? Yani baklava neyine yeni beceni bilmiyor muydu? Yiyeceğimiz yemeğe ya da tatlıya göre koymuyoruz. Konsepte göre davetlisi mi? Benim o an kaşığa ihtiyacım olmadığı çok özür için diliyorum. Bu arada ben tekrar doğru bir şekilde bardakları düzeltmek istiyorum. Bu bardak istiyorum. Konumu yanlış. Meşrubat bardağını bana gösterir misiniz Servet ablacığım? Meşrubat bardağı budur. Su bardağı budur. Su bardağı da budur. Evet. Şimdi bana meşrubat vermediğin için yemekte, benim bardağım böyle olması gerekiyor. Bana göre budur. Evet. Yanlış biliyorsunuz. Yanlışı şimdi. Sen biliyorsun. Bir lokantaya gittiğinizde o lokantada lokantacı sizin meşrubat içeceğinizi içmeyeceğinizi biliyor mu? Bilmiyor. Ama gittiğinizde o masayı nasıl buluyorsunuz? Aynen benim koyduğum gibi buluyorum. Bu şekilde buluyorsunuz. Aynen benim koyduğum gibi buluyorum. Hayır yanılıyorsunuz. Çünkü ben restoranta gittiğimde meşrubat bardağı burada durur. Peki arkadaşlara da soralım mı? Sen yanlış restorana gitmişsin canım benim o zaman. Hayır kesinlikle. Servet Hanım'a katılan var mı? Servet Hanım'ın dediği doğru mu? Dilek Hanım? Şöyle söyleyeyim bir kere İpek Hanım zaten biraz önce eliyle gösterirken bu meşrubat bardağı, bu su bardağı. Kendisi de doğrusu neden söyledi. Neden bunun içinde su var o zaman? Evet. Bir. İkincisi, madem dediğiniz gibi evet su bardağı yemeğe daha yakın olur. Evet. Meşrubat bardağı bir tık geride kalır. Çünkü ilk olarak insanlar atıyorum boğazınıza bir şey kaçtı. Suya ulaşırsınız meşrubata evet. değil. En yakınınızda su olması şimdi, gerekir. Ben bu bardakların burada, sıralanışı doğru ama evet. içindeki su yanlış şimdi, bardakta. Şimdi meşrubat sunmadığım için meşrubat bardağında size suyunu vermek istedim. Su, sadece masada da, güzel olduğu için bu, sıkıntı yok. Doğrudur. Bugün, evet suyu yani da. Yani o zaman İpek Hanım mı haklı? Doğru servisi kullanmış. Benim için bu doğru. Ben de böyle ama sadece su yanlış bardak. Ama hayır Servet Hanım az önce su, sudan bahsetmedi. O yerine yanlışlığından bahsetti. Evet. Ama benim için içindeki su yanlış bardakta. Anlayış için teşekkür ederim. Su. Şimdi su yanlış bardakta. Herhangi bir sorun var mı? Ya şöyle şık, söyleyeyim. Masa şık. Şık. Evet. Dizaynlı şekilde. Yani dizaynda işte. Da sorun yok. Çatal bıçak olması gerektiği yerde. Aynen sağ tarafta. Evet çatalım. Hepsi olması gerekiyor. Niye bu çatalım niye böyle? Bu. Çatalım niye böyle? Nasıl? Yani olması gerektiğini niye önce bizle bir niye konuşsak böyle? Da böyle şimdi, karar verdim. Önemli yani. Olan tersi düzü mü o doğru konuşma? O zaman tabakları da şöyle koyalım. Tam olsun. Biz Hint ülkesiyiz ya. Ne münasebet ne onu münasebet. Onu o zaman böyle yapalım. Saçmalıyorsunuz Servet Hanım. Saçmalayan. Ters mi çeviriyorlar? Evet saçmalayan sizsiniz İpek Hanım. İyi tamam bardakları ben dolapta kapalı kullanıyorum. Çatalım böyle niye yapayım. Böyle? Şimdi Kadir Bey kaşığınız niye öyle? Mantıksız yerlere gidilmemesi gerektiğini asla. Düşünüyorum. Mantıklı cevap şu, veriyorum ben şu sana. Şu an çok mantıksız mantıklı konuşuyorsunuz. Mantıklı kadının mantıklı cevap veriyorum hayır, sana. Hayır bir de diğer arkadaşları dinleyelim. Dilek Hanım şimdi şöyle söyleyeyim. Çatalım evet, böyle dedim. Ay, yeter diyeceğim artık yani gerçekten. Sadece Servet Hanım'a mı İpek Hanım'a mı? Yeter. Şu an ikisine de yürek yani miydiniz? Gerçekten evet yiyip geldim aç kalmam belki biraz kalırım belki diye. Rahatım. Şimdi çatalları bu şekilde koymak gerekiyor. Çünkü ters koyduğunuz zaman yemek bitti doydum evet, anlamına evet. gelir. Yani yemek, bu yüzden bu şekilde tatlı kaşığı tercih etmeniz doğru bir tercih. Burada ben çatal bıçak görseydim açıkçası derdim tatlı menüsü gördüm. Biliyorum kaşıkla yenilecek bir tatlıdır evet. ama eğer kesilecek bir tatlı olursa yanında o zaman derim ki çatalınız bıçağınız nerede? O zaman nerede? Yorumunuzu yaparsınız. Bir ikincisi bu yemek tabaklarının altında ha, renk uyumu gri ve tabaklara çok güzel olmuş. Onu ayrıyetten evet. belirtmek isterim. Yalnız bu tabak burada olmaması gerekiyor. Tatlı tabağı. Evet. evet. Tatlı tabağı bile olsa bakın ne olursa olsun bu şekilde üçü konuş. Mağazaya gittiğinizde alacağınız yemek tabağı yemek tabağını nasıl bulmak isterdiniz? Tahtlı tabağın pakette mi bırakılmasına? Saçmalıyor. Ya hayır. Şimdi bakın. Konumuza dönebilir miyiz? Saçmalıyor. Şu an İpek Hanım batıyorsun. Tamamen hayır ya. Konumuza. Ne yapayım? Tahtlı tabağını böyle mi koyuyor?
Onu öyle mutfağa koyacaksın canım benim. Masada gözükmesi gerektiğini düşündüğün asla. İçin bu şekilde. Servet Hanım bu defada neden mutfakta deniliyor? Doğrusunu mu bu? Yok. Doğrusunu kullanmadım. Doğru olan sizin yaptığınızdır. Hayır. Ben o yorumu size yapmadım. Tatlı tabağı masada olması gerekli. Bu yanlış olandır. Yanlış. Siz yanlış diyorsunuz. Ben de masayı yorumlayabilir miyim? Buyurun Dilek Hanım. Sizin düşünceniz nedir öncelikle pasta tabağıyla ilgili? Ben olsam. Pasta tabağını ben de içeride olmasını tercih ederdim. Aynen. Burada olması doğru değil ama yine de arkadaşıma bu konuda İpek Hanım'a katılıyorum. Bu defa da neden koymadın diye eleştirecektik onu. Çatalın ve tatlı kaşığının olmaması. Yani tatlıları yemek yediğimiz çatal ya da kaşıkla kullanamayız çünkü. Herkes bugün birbirine açıklama yapıyor. Yap bakalım sen ne diyeceksin. Büyük bir çiçek tercih ettim. Dolayısıyla da çok fazla masayı doldurmak istemedim. Ondan dolayı koymadım. Aslında unuttuğum bir şey değil. Tatlıyla birlikte getireceksin. Evet, tatlıyla yani birlikte getirmeyi planladım. Konuyu kapattık. Senin için bir problem değilse tabak orada kalsın. Evet. Şık bir masada ağırlanıyor musun şu anda? Hijyen kurallarına uygun mu? Bir değil. Eksik var mı? Benim için çok önemli değildi. Ben bunu gözden geçirmeyebilirdim. Fakat dün çok üstünde durdu. Bana burada, beni burada şahit tuttu ve beni çok zor durumda ve dürüst olmamakta suçladı hanımefendi. Rica ediyorum hiç dokunmayayım. Gelsin kendisi tuzluk ve karabiberi kontrol etsin. Madem bu kadar hijyen aynen kurallarına çok değil önem veriyor. Gelsin kendi yani çatalımızın yanında da var. Eline de baksın. Burada da var. Kendisi eylesin. Ben dokunmayayım. İyi çok kamera önüne gitme. Ben o tuzluk ve karabiberi kullanmak istemiyorum. Kendisi ben kontrol etsin. Ben masayı silerek bırakmıştım. Demek ki kirlenmemişsiniz sizce. Direkçi, bana demek ki temiz yapmamışsınız. Tabii ki şöyle uzatayım. Şey, karabiberin tozu var biraz. Biraz da şöyle uzatayım buyurunuz. Toz uçuşmuş Kadir. Evet işte uçuşuyormuş demek ki de İpek Hanım. Hani dün de benim tabağımda kendiniz vardı ya. Kendiniz takıldığınız için ben bunu yorumlamak istedim. Sizinkisi kalıntı şeklindeydi Servet Hanım. O kalıntıdan işte, daha kötü şekilde. Seninki daha kalıntı beter durumda. Seninki daha sen beter bunları durumda. Aldığın gibi koydun. İşte eşliğin kuyuya evet kendin hayır düştün. Silerek koydum. Ne ara sildin? Masayı Allah birlikte koydum. Allah aşkına ya. Allah aşkına. Görmedim sizi. Buraya bırakmıştım peçeteyle silmiştim. İyi de bunlar kullanılırsa ancak bu şekilde olur. Dokunmak bile istemiyorum. Kullanılmamış ki. Yani hiç kullanmadık. İşte bize verilen değer bu. Bize verilen işte değer ve kıymet alıyor. Hayır ben bunları silmiştim. Hayır sildin de onlar kullanılırsa eğer o şekle gelir. Daha hiç kimse karabiber tuz kullanmadı ki. Bir de benim bu tabağımı şöyle elim buradaydı önüme. Hani böyle uzanıp da yemesin. Çekin Servet Hanım. Servet Hanım da bugün bayağı bir keskin. Günümü saldım çünkü rahatladım. Geliyorum. O gözlükler bekleyin boşuna takılmamış belli. Peki Fulya Hanım'a gelmek istiyorum. Şeylerle. Fulya Hanım. Kadir Bey ben davet masasını şık buldum fakat dediği arkadaşlarıma katılıyorum. Davet masasındaki sunumda çatal bıçak ve tatlı kaşığı olması gerekiyor. Yiyeceğimiz tatlıya göre sunum yapmıyoruz. Tüm servis açılmalı yani. Tüm servisin açık olmuş olması gerekiyor. Aynı şekilde bu çatal da bu şekilde ters dönmemeli. Resmi davetlerde de, düğün davetlerinde hep bu şekilde yani illa sofra kurunca bıçak, çatal, tatlı kaşığı hepsinin evet, gelmesi gerekiyor. Mu? Çok gerekiyor, ultra lüks yerlerde olur tabağı ama evde genelde ev hanımıyız, ev hanımı konseptlerinde. Evde misafir ağırladığımızda açıkçası ben o kadar çok yapmam. Tatlı şimdi dediği gibi baklavaysa kaşık gelmesi zorunlu mu? Davet yemeğinde sunum yapılacaksa zorunlu evet. Katılmıyor. Tam yapılması yok, gerekiyor. Yok ben de katılmıyorum kesinlikle. Ben öyle biliyorum. Gerek yok. Gereksiz yere yani sunum bulaşım çıkarmak için geliyor. Pardon. Bu şimdi İpek Hanım size muhallebi şu kadarcık limonun içinde. Çatalla bıçak mı yedirecekti? Çatal bıçak yok zaten i̇şte o yüzden masada koymadı. Hani tamam, ben de baklavayı size tatlı kaşığıyla mı verecektim? Sunum ya bu. Masamızda sunum. Alakası yoktur. Biz içmiyoruz yalnız. Bardağımız yaptığınız alak şey boş. Bu neden var peki? Belki ben o isterim. Zaman çorbamız gelsin mi? Hadi içmiyorum. İpek çorbamız gelsin. Belki bize isterim ben. Tamam Servet Hanım. Çoru isterim belki de. Az önce niye İpek dedin ki saçmaladın iyice batıyorsun diye? Hani bu porselen tabak örneğini verdiği için mağaza evet örneğini. Hani bana demişti ya tüydü bilmem neydi bu kadar insanız dökülebilir tozlu olabilir. Bakın tuzlukları da battı. Peki dün sadece İpek miydi masada kötü yorum yapan ya da ne bileyim sizin sıra gelecek. Hepsine sıra gelecek. Sıra gelecek. Yani aynen bugün itibariyle Servet Hanım artık oo, böyle mi? Bir rahatım ki anlatamam sana. Servet Hanım kusura keşke masasında bize sunduğu yemeklerde de bu kadar harika net olabilseydiniz. Sundum. Gözünüz kurttu. Size öyle katılmıyorum. Peki gözünüz kurttu. Sizi sinirlendiren şey ne oldu Servet Hanım? Damak tadına uygun değilmiş de hitap etmiyormuş da. Ben bunların ağzını alayım bir kliniğe gideyim analiz yaptırayım. Fulya Hanım ne türden hoşlaşıyor? Dilek Hanım hangi üründen hoşlaşıyor? Diğer Dilek Hanım neden hoşlaşıyor? Analiz mi yaptıracaktım? Bunun deney için mi yaptıracaktım? Analiz yapmanıza gerek yok. Bilginizi yükseltmeniz bilgim yerinde olur zaten hanımefendi. Pişmeyen yemeği de yiyemem kusura bilgim bakmayın. Benim pişmeyen yemeğimin arkasındayım çünkü çok dürüst bir kadınım. Ben evet de kişimin altı pişmemişti Kadir Bey bu kadar da evet dürüstüm. Nohutlarınız da pişmemişti. Nohutu haşladın ya. O salata konserve da bir gün annesine söyleyin atılan salata sundunuz galiba. Siz onu hiç hayır asla ben 4 dakikalı doğradım. Doğrudur. Sizi de göreceğiz. Görürsünüz. O zaman ben de ona göre değerlendirirsiniz. O zaman beni de siz göreceksiniz. En azından size çiğ bir yemek önünüze koymayacağımdan eminim. İnşallah karnımı doyurursunuz. İnşallah. Ben de size hak ettiğiniz puanı veririm. Servet
Servet Hanım'ın tavrından çok rahatsız oldum. Kişiliğine ve yaşına kesinlikle yakıştıramadım. Ben Fulya'ya hak ederse hakkını vereceğim. Öyle de bir insanım. Servet Hanım bana kesinlikle adil puan vermeyecek. Kısasa kısası olarak size aynen iade edeceğim. Ben size hak ettiğiniz puanlardan verdim. Emeğime saygı duyulmadığı için emeğinize saygı duyulmayacak sizin de. Zaten önce ben yarışmış olsaydım siz zaten bana saygı duymadan puan. Ama sen açıkça bayağı bayağı kısasa kısas yapacağını söylüyorsun. Evet, bak bu da hiç bir şey değil. Evet. Dürüstüm de o kadar da dürüstüm. Ama o zaman Servet Hanım'ın şu anda bilerek hiç yemediği yemeklere hiç Kale görmediği bir sofraya yorum yaptığını düşünüyorum. Beğendim sen de hak ettiğin puanı veririm diyorum. Ama öyle diyorsun şey ki kısasa kısas ha, yapacağım evet. Diyorsun da onun için beğenme, hani ben o beğendiğine beğendim diye puan diyeceğim. Verecek misin? Aynen öyle. Ha, iyi, tamam. Beni tanıyanlar tanıyor zaten. Ama kısasa kısas tanıyor. Yapmış olmuyorsun evet. Ama. Ama o benim olmuş yemeklerimi batırdı. Bence Servet Hanım dün masada herkese doldu, herkese çok kızgın ama ben dün kendi masasında kendisine çok adaletli bir şekilde yorum yaptığımı, gerçekten adaletli olduğumu düşünüyorum. Bugün Servet Hanım'ın pek adaletli olacağını düşünmüyorum. Yani Servet Hanımcığım sadece şunu söyleyebilirim, gerçekten bu kadar bir günde 90... Şu tabağı da alırsanız daha güzel olur. Kameralarda bak. Arkadaşlar orayı. Siz de memnun musunuz tat tabağınızdan? Ben değilim. Ona göre alacağım. Buyurunuz verelim. Fark etmez. Sen ben verebilirim. Yani. Buyurun kalabilir. Buyurun teşekkürler. Alayım madem sizinkinde ayıp olmasın. Verin verin verin. Yani bu kadar 90 derece dönülmez Servet ablacığım. Gerçekten. Neyse oydum asla. Değilsiniz ki arkadaşlarım senin kadar oynamıyorum. Çok net görüyor keşke bence. Senin kadar oynamayı becersem. Benim içimde dışımda aynıyım. Servet Hanım'ın tavrı pazartesi yani ilk günden itibaren aynıydı bana göre. Dün tabii ki kendi günü olduğu için biraz daha yükseldi. Bugün de onun rahatlığıyla bir kat daha yükseldi. Ben birinci günde de, ikinci günde de, üçüncü günde de aynı servetim, aynı servetim. Servet Hanım gerçekten çok değişti. Zaten kendisi de kendi günüm geçti, artık rahatım diyerek saldırma moduna geçti. Ay, yani saçmalıyorlar, ben onları ciddiye bile almıyorum ya. Almıyorum, alınacak insan yok ki benim karşımda. Bugünkü gerçek Servet. Bence kesinlikle bugünkü, özellikle de sert eleştiriler aldığında, işine gelmediğini düşündüğü kelimeler aldığında müthiş derecede sertleşebiliyor. İçinden bambaşka bir Servet Hanım çıkıyor. İpek Hanımcığım bir şey sormak istiyorum. Mısırları tane mısırdan mı ayıklayıp yaptınız? Çünkü oldukça sert. Yarma mısır. Hı-hı. Onu da haşladım düdüklüde. Ama bayağı sert kalmış. Sert çok ciddi anlamda dişe geliyor buyurun, yani. Yorum yapın o zaman Delik Hanım. Evet yapayım. Kara lahana çorbası adı üstünde. Beklediğiniz gibi mi? Lahanası biraz daha fazla olmasını beklerdim. Rengi de bir tık daha koyu beklerdim. Mısırları ve yoğunluğu bu kadar olmaması gerekirdi. Daha sade, daha suluk kıvamda kalması gerekirdi. Ben hepsini şu an eşit bir şekilde çok kıvamlı olduğunu düşünüyorum evet, ama. Evet içine mesela barbunyasına kadar koymuşsunuz. Güzel. Bence suyun kıvamı, lahananın yok, kıvamı, yok biraz fazla mısırı, koyu. Hiçbir çok koyu, şekilde akıcı fazlalık değil. Yok bakın. Hepsi yorum yapabilir miyim İpek'ciğim? Bir dinlersen yani dinliyorum, sevineceğim ama bu konuda. Lütfen dikkatli bakalım. Mısırın çok sert kalmış. Aşırı derecede yani sert. Yani çok pişirseydim çok geliyor. Yapı olurdu. Yok mısır hiçbir zaman yani lapa olmaz. Zaman yani bir saatte pişse, iki saatte, beni bir saatte. Beni o zaman diyecektim. Pazarlarda görüyorsunuz 10 saat haşlanmış suyun içinde kalıyor. Mısır hiçbir zaman lapa olmaz. Artı yani barbunyasını koyman çok güzel. Sizin gibi gayet düşünseydim konserve mısır kullanırdım. Keşke kullansaydınız. Hayır, en azından daha lezzetli olurdu. Bu müthiş bir çorban var önümde. Karalahana içinde neredeyse saymayla çok az. Karalahanayı nasıl bir işlem yaptınız? Karalahanaları olması gerektiği gibi doğradım. Doğradıktan sonra tencerede haşladım. Barbunyayla birlikte mısır yarmasıyla birlikte özleşti. Ve ayrı bir kasede çözdüğüm mısır ununu da ekledim. Son bir fokurdatıp kapattım. Peki hiç daha önce yaptınız mı bu çorbayı? Evet. Karalahananın önce haşlanıp süzülüp zaten daha sonra bu yemeğin içine katılması gerektiğini biliyor muydunuz, bakın, bilmiyor muydunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben eğer haşladığınızın içine kattıysanız çok yanlış olmuş zaten. Ben eğer lahanayı önceden haşlasaydım lahananın hiçbir anlamı kalmazdı. Kara lahana önceden haşlanarak hayır, yapılır. Acı suyunu çıkarmanız lazım. Şu an aynen acılık alıyor musunuz? Alıyorum. Benim alıyorum. Ya şöyle muhteşem bir çorba olabilir mi? Allah size göre. Aşkına. Nasıl size göre ya? Size göre. Yani Dilek Hanım diyor ki keşke biraz daha kara lahanayı bassaydın. O zaman ne olacaktı? Çorbada kara lahana baskın geldi olacak. Adı üstüne kara lahana çorbası yaptınız. Yani kara lahana demek içinde kara lahana malzemesi yer alıyor demektir. Yani, kara yani lahana, bu demek olmuyor ki kara lahana doğrudur, çorbası kara öyle lahanayı içine bas demek olmuyor. Daha yorum yapmayacağım bunun üzerine zaten. Masada bu hatayı görüyorum.
Ama bugün çok şükür ki masada bir lezzet var. Biz de senin çorbanda bir görseydik o lezzeti. Ama çok biz de şükür, göremedik. Çok maalesef ben lezzet alamadınız mı Servet Hanım? Ben alamadım. Kıvamı nasıl? Ya, kıvamı olduğu gibi. Tereyağı tadını alıyor musunuz? Aldım. Olduğu kırmızı gibi. Kırmızı toz biberi tadını alıyor musunuz? Aldım. Ama her baskın olarak olması gerektiği kara lahanın gibi. Bir müsaade edersen bir konuşacağım. Buyurun. Hani ev sahibisin ya. Buyurun Dilek Hanım. Servet Hanım. Kara lahananın baskın bir acılığı var. O benim genzim ya. Bir acılığı var bana göre. Peki. Kıvamı nasıl? Kıvamı çok güzel. Kara lahana oranı nasıl? Az, bana da az geldi. Size de az geldi. Az geldi. Peki. Dilek Hanım? Aynı fikirdeyim. Lezzetli bulmadım hiç. Ben lezzetli bulmadım. Yani salçası, tadı, tuzu. Oynanıyor. Bu masada sadece oynanıyor. Doğru, artist olmaya geldik. Film çevireceğiz. Ben bu masada kimsenin amacına yönelik geldiğini düşünmüyorum. Herkes kendince bir strateji uyguluyor şu an. Strateji uyguluyorsunuz. Ben tamamen içten ve doğal olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz ara sıcağımı getireyim. Dilek Hanım bir yorumunu Kadir Bey izin versin. Müsaadeleri biz ondan alalım lütfen. Bir, tamam. İkincisi, siz dün Servet Hanım'ın misafirperver olmayışını söyleyip şu an kendiniz aynı şeyi yapıyorsunuz. Ben her pazartesi gününden bu yana ne kadar gerçekçi olursam olayım, görüyorum ki yarışmacı arkadaşlar, özellikle Servet Hanım hiçbir gerçeği görmüyor. Oyun oynanan bir masada ben sessiz kalamam. Vallahi üstümüze atlayacak mısın gibi geliyor. Bir de yavaş bağırsan hani kulağımın dibine. Estağfurullah. Peki sadece bugün mü oynuyorlar, iki gündür herkes oynuyor muydu? Tabii Kadir Bey, şuna dikkat ettiniz mi? Neye? Pazartesi, salı günü sürekli arkadaşların düşüncesi aşırı değişiyor. Birbirlerine karşı çok tutarsız ve tutumsuzlar. Biz buraya arkadaş olmaya gelmedik. Bu arkadaş yarışması değil hanımefendi. Gülüyorum, çok gülüyorum. Tekrar şunu da belirtmek isterim. Gerçekten arkadaşlar bende motive oluyorlar. Seni rakip görüyoruz. Evet. En büyük. Evet. Çok ağır bir menüm var. Beni rakip gördüğünüz biz bunu için nasıl yapamadık? Sürekli tek odağınız İpek. Tabii ki. Tek odak İpek. Aynen. Sürekli İpek. Çok İpek, güzel İpek. Analiz yapmışsın. Çok güzel. Bravo. Nasıl bir ego durdu? Şimdi çok özür dilerim. Bravo. Bu masadaki coşkuyu senden alıyorlar enerjiyi. Ya bakın. Ben iki gündür tam anlamıyla önüme gelen bir çorba görmedim ki bu çok ağır güzel bir çorbadır. Bu çorbayı herkes pişiremez. Hani bir de ben de görebilseydim keşke. Peki, Fulya Hanım'ı dinleyelim. Fulya Hanım, nasıl buldunuz bu çorbayı? Çorbamın kıvamını gayet başarılı buldum ama normalde bizler bu çorbayı çok yoğun yaparız. Benim babam Karadenizli çünkü. Oldu olacak, biz o yoğunluğu tarta çevirelim. Ben yorumumu bitireyim, ondan sonra siz konuşun. Dur bakalım, iyi mi diyecek, kötü mü diyecek? Çorbanın, evet Kadir Bey, teşekkür ediyorum. Çorbanın içerisinde sadece nohut eksik. Onun dışında barbunyalar biraz diri kalmış. Ama olması gerektiği kıvamda zaten, bunu ilk başta lezzeti söylemiştim. Nasıl, lezzeti güzel. Elinize sağlık İpek Hanım. Şimdi Karadenizli biri olarak sana sorayım. Evet. Lahana çorbasında önce lahana haşlanır, acısı sıkılır mı? Doğrudur. Evet. Şu an bir acılık geliyor mu? Acılık çok hissetmedim ben. Servet Hanım'ın boğazını yakmış acılık. Ben bana geliyor. Acılık hissetmediğim için ona ilgili bir şey söylemek bana istemedim. Bana hafif bir acılık geliyor. Peki afiyet olsun o zaman. Yalnız üstüne basa basa sürekli olarak oynadıklarını söylüyorsun. Bu iki oldu. Ben gördüğümü söylerim. Vallahi yani altında ne yatıyor merak ediyorum. Yani peki ilk gün ve ikinci günde oynuyorlar mıydı? Genel anlamda birbirine çevirdikleri bir top var. İpek Hanım, top derken onun pazartesi günü stratejisiyle göre işte. İpek Hanım, pazartesi günü benim günümdü. Ve ben hiçbirinizi ilk defa o masada gördüm. Nasıl bir oyun çevirmiş olabilirim sizce? Şimdi Dilek Hanım kendi halinde naif bir bayan. Çok mersi, tamam. Çok teşekkür tamam ederim. Servet Hanım da çok dişli bir bayan, dedik bir bayan. Evet. Dilek Hanım da kendini seven, kendine düşkün bir bayan. Tamam. Özgüveni çok mu? Hayır. Sadece kendini seviyor. Kendini seviyor ve kendine düşkün bir bayan. Tamam. Yani Fulya Hanım da görünürde iyimser, o da naif gözüküyor ama altında tamamen pençeli bir bayan yatıyor. İpek Hanım nasıl bir bayan? Kendinizi onu da anlatırsanız. Geldiğimden beri diyorum ya, içim dışım bir. Kendim olduğum gibi çok doğalım. Yani o zaman Fulya göründüğü gibi değil. Değil. Ben de altından katılıyorum. Altından isterse bambaşka bir Fulya çıkarabilen şimdi bir bayan. Şimdi İpek Hanım'a bu masada katılıyorum. Ben tırnaklarımı kişiye göre çıkartıyorum. İşte ben de ondan bahsediyorum. Hanımefendiliğimi bozmuyorum normalde. İşte bundan bahsediyorum. Kişiye şu göre tırnaklarımı gördüğüm, çıkarmak naif, zorundayım. Bak şu an benim gördüğüm bana naif. Bana yakışan mı çünkü ben bir Ege'liyim. Naif ve hanımefendi görüyorum. Peki bu ama oynamak mıdır yani? Bu bir oynamak değil. Yoktur. Bu karakterdir. Bak, bu kişiliktir. Şimdi bakın herkes buraya hani buraya amacına yönelik gelmemiş. Amacını göstermeye ya da hamarattığına... Tamam, bu amaç ne işte, onu söyle. Amaçları bu amaç ne? Herkes kendi karakterinin üstünden oynamaya gelmiş. Başka tamam, hiçbir şey batıyorsun değil bu. Batıyorsun İpek Hanım. Gerçekten hayır, batıyorsun. Siz geldiğinizden beri gerçekten dişlerinizi gösteriyorsunuz. Ben geldiğimden günden beri aynıyım. Bak ne dedin sen? Sessizliğini, naifliğini bozmayan bir hanımefendi yeri geldiğinde gerçek yorumları yapıyor. Teşekkür ederim. Yani Dilek Hanım da dediğim hadi gibi. Hadi bakalım bir ara sıcakları geçin, onlar da görelim nasıl yorum yapacaklar.
Ama yaptığın açıklamana göre minik fulye oynuyormuş gibi geldi bana. İpek Hanım'ın bir psikolog edasıyla beni analiz etmesi hiç hoşuma gitmedi. Ama tabii ki benimle alakalı iyi şeyler söylediği için kendisine teşekkür ederim. İpek bence önce kendini analiz etsin, sonra bizleri analiz etsin. Bana ama göre de öyle var. Herkesin zoru bende bu masada. Peki hep naif olmak zorunda mı Fulya? Herkes biri beni niye takıyor bu masada? Yani hep naif olmak zorunda mı? İnsanlar bazen sinirlendiğinde tırnaklarını çıkartmaz mı? Ben de bir insan olduğum, benim sen de bir masada insan olduğumu unutuyor arkadaşımız. Çünkü evet ben naif bir insanım. Bu arada Servet insanım. Hanım da aynı düşünüyor. Ben naif bir insanım, alıngan bir insanım. Benim kişiliğim bu ama her şeyi de susabilecek kadar da sakin değilim tabii ki. Ben bana göre her zaman tepki gösterebilirim her bir şeye. Bir yemek masasında gerçekçi olmadığınız takdirde karakterinizi, kişiliğinizle oyun oynuyorsunuz. Sizler çok mu gerçekçi oluyorsunuz peki? Ben gerçekçi olmadığımı düşünmüyorum. Ben hiçbir zaman karakterimi kullanarak oynamadım. Yapıp yorum yapıyorum bu masada. Hayır. Bu oynamak mıdır Servet, ama sen niye düşünüyorsun Fulya ile ilgili? Ben Fulya Hanım'ı birinci günde bu Dilek Hanım masasında böyle hanım alamayacak, sessiz, sakin. Tamam. İlk gün olduğu için olabilir. Kesinlikle öyle. Hiç kimseyi tanımıyorum. Daha da sessiz, sakin. İnsanları görüntüsüyle, ilk görüntüsüyle yorumlayamazsınız. Tabii yorumlayamayız. Görüşerek. Yani yeni bir işe başladığınızda da aynı şey geçerli. Hislerimi söyledim. Konuşabilir miyim? Tabii ki hislerimi söyledim ben. Bana sordu, o yüzden cevap veriyorum Kadir Bey'e. Konuşabilir miyim Kadir Bey? Sizleri gözlemledim. Neticede aynı masada yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz, tabii, yorumlarınızı dinliyorum. Tabii ki. Sizleri ne kadar gerçekçi olup olmadığınızı davranışlarından anlayabilecek zekaya da sahip. Dokunabilirsiniz. Sessiz bakın ben gerçeğim. Bende temas sorunu var. Temas. Bakın gerçeğim ben. Ne demek? Gerçek mi değil mi? Karşımda gerçek olduğunuzu görüyorum. Tamam, gerçeğim işte. Çünkü ben de aynı masada oturuyorsunuz şu anda. Gerçeğim işte. Gerçek mi değil dediniz ya. Bakın ben gerçeğim. Ben gerçeğim de siz gerçek misiniz bilmiyorum. Ben siz daha böyle senden değildiniz. Gerçeğim. Ben daha senden Servet gerçeğim. Servet Hanım'ın bugünkü günümü saldım. Maske falan takmadım. Artık bitti, günümü saldım. Peki Servet Hanım bugünkü tavırlarını samimi buluyor musun? Asla samimi bulmuyorum çünkü Servet Hanım bu üslupla konuşabilecek bir bayan değildi. Ben iki gündür böyle bir hanımefendi görmedim i̇şte masada. Gününü atlatınca... Acaba niye? Maske şimdi mi çıktı, yeni bir maske mi geçirildi? Benim hiçbir maskem yoktur. Her zaman da böyleyim. Asla maske takmıyorum. Servet Hanım kendisi diyor zaten, ben asla günümü atlattım. Ben günümü atlattım. Açık ve düz. Açık ve net söylüyor. Atlattım, korkum bitti. Benim günüm bitti. Gün bana doğdu. Hanımefendi, siz buraya oturduğunuzda ben kısasa kısas yapacağım diyerek zaten dedim, kendinizi ortada dedim, bitirdiniz. Evet. Bittiniz. Bak ne yani dedim? Anlatabiliyor muyum? Asla kendimi bitirmem. Olmuş yemeklerini yaparsa helal olsun benim derim. Benim gözümde zaten dolu değil ki. Sen benim gözümde hiçbir şeysin. Görmüyorum bile seni. Niye hiçbir görmüyorsunuz? Şey ciddiye bile almıyorum ben seni. Aa, yaptığın yorumlarla. Ben size saygı duyuyorum ama ciddiye ben almıyorum. Ben de size duyuyorum. Peki, ama neden ciddiye almıyorum. Servet abla, bu tepkin neden Fulya Hanım? Hani... Anlayamadım işte. Değişik bir şey çıktı Fulya Hanım. Ben böyle tanımadım. Hayır diyorsun ya, ki ben seni görmezden geliyorum. Oğlum alacaktım aynı. Allah korusun. Yani. Allah korusun. Sebebi... Allah korusun. Ne yani, anlayamadım. Cuma günü yarışma bitiyor. Ne sen beni göreceksin, ne ben seni göreceğim. Aynen. Peki o zaman Fulya Hanım'a karşı Fulyacığım. Asla. Bir saniye. Bulamazsın ki benim gibi kayınvalide. Ve bir oğluma da asla sayanmam. İzmir. Senin gibi bir kıza düşmesin oğluma. Aa, bir konuşmayın Allah lütfen, rica ediyorum. Lütfen, lütfen, lütfen arkadaşlar. Servet Hanımcığım demeyin öyle şeyler. Yani, ama Fulya, işte bakın, şimdi kayınvaliden girerse cevabını alacak Kadir Bey. Kayınvaliden girerse cevabını alacak. Siz kişilik olarak söylüyorsunuz. Yanlış direkt kişiliğini söylüyorsunuz. Benim ailem izliyor bu programı. Sizin de aileniz izliyor. Tabii ki benimki de izliyor. Çevrem izliyor. Sizinle laf söyleyemezsiniz. Asla kişiliğinize laf... Sen kendine gireceksin önce, kendine gireceksin. Arkadaşlar ikiniz de sakin olun. Servet Hanım, konuşmanıza dikkat edeceksiniz. Servet Hanım, siz de sakin olun bakın. Bu masada yarışmacıyız. Lütfen. Doğru, kimsenin şahsiyetine, kişiliğine hakaret edemeyiz. Yani ama şimdi az önce dediniz ki ben senin gibi gelini asla istemem. Ama ne dedik sizin? Ama bak şimdi tek tarafı düşünmeyelim. Kadir Bey diyor ki senin gibi kayınvalide istemem diyor. Bak hayır, senin dediğin yanlış. Senin dediğin yanlış. Söyledim ama. Sen önce ona söyledin. Dedin ki ben senin gibi asla gelin isteme, evime de sokmam dedin. Hayır. O da onun üstüne öyle bir şey söyledi. Hayır, Fulya Hanım'dan geldi. Servet Hanım'ı rakip olarak görüyorum dedim. Evet, evet. Bir tek onu rakip görüyordum. Kendisinin evet. Duydum, yaşına ben duydum. Hürmeten dedim, bu yanlış anlaşıldı. Tecrübesinden kaynaklı böyle bir yorum yaptım. Ama bugün bakıyorum ki siz çok yanlış davranıyorsunuz. Asla. Ben normalde sessiz ve sakin bir insanımdır ama... Fulya'm ağlama, hayır. Fulya'm ağlama yanlış. Lütfen, lütfen ağlama. Bak ağlarsam ben... Misin? Aynen ağlarsam bak ben üzülürüm, yapma. Özür dilerim herkesten. Estağfurullah. Gencik bir şey yok. Üzülüyorum sadece. Sizin özür dileyecek ağlamaya, bir şey. Ağlanacak kadar aramızda kötü bir şey geçmedi. Ağlama lütfen. Bir özür bekliyor musunuz Fulya Hanım? Yok. Ben bekliyorum. Rica edebilir miyim? Affedersin. Fulya Hanım, kusura bakma. Teşekkür dünden ederim. Dünden beri ben Servet sinirlenmiştim Hanım. Ya. Lütfen biraz daha sakin olursanız. Buraya... Tabii ki. Sen burası ağlama. Bir yarışma. Evet, ağlamanı istemem. Ağlamanı da görmek burası istemem. Burası bir yarışma, evet. Burada yorum yapmak için benim buradayız. Benim çocuklarım var. Aynen benim çocuklarım burada var. Yorum yapmak için buradayız.
kimse kimseyi kırmamalı. Evet, doğrusu. Herkes birbirinin yapmış olduğu eleştiriye saygı duymalı diye düşünüyorum. Evet. Ben Servet Hanım'ın Fulya'ya çok fazla haksızlık ettiğini düşünüyorum. Servet Hanım'ın dilemiş olduğu özür kesinlikle samimi değildi. Ne affedersin dedim, özür dilemedim ben. Kimse de ben aslında özür dilemem. Çünkü yani dilerim, haksızlık yaparsam dilerim. Ben Fulya'ya haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Karşılığını verdim sadece. Evet, siz kavga ederken bu arada hala İpek ortada evet, yok. Evet, ara sıcak. Bence ya karides kavuruyor. Şunu da söylemem gerekiyor. Barbunya'yı kendim haşladım dedi ama dondurulmuş barbunya haşladı bu arada. Dondurulmuş barbunya haşladı. Tabakları yıkadım dedi. Tabakları arkadaşlar ekibimiz yıkadı. Hazırdı zaten. Yani tertemizdi. Ben de zaten anladım. Servet Hanım'ın masada yapmış olduğu su gibi bir su yapılmadı. Bunun da suyunun üstünde de bari kalmasın. Hanımlar. Oh, rahatladım. Teşekkürler. Kendim sildim size tabakları. Tamam. Tutuyoruz artık. Tutabilir miyim ben acaba? Tutun ağzınızı. Asla. Kusura bakmayın, size en iyi şekilde sunum yapmak istediğim için biraz gecikti. Hadi de çabuk olsaydınız. Affınıza sığınıyorum. Ellerine sağlık İpekçiğim. İçeride ne uzun sürdü? Arkadaşlar seslenmeye başladılar da. Evet, mümkün olduğunca en iyi şekilde arkadaşlarıma lezzetli bir yemek ve görselli bir yemek sunmak istedim. O yüzden gel dolayı. Biraz daha şöyle. İpek Hanım, müsaadenizle tabii ki. Allah'ım müsaadenizi. Hani tabakları siz yıkamıştınız ya. Siz mi yıkadınız? Emin misiniz? Evet. Dürüstlüğünüz böyle miydi? Sabah dünden beri bize bir dürüstlük dersi veriyordunuz ya. Bu tabakları siz yıkamadınız. Sizin dünkü sözünüz neydi? Niye, bana bir hatırlatın. İnanmıyorum. Ekip yıkadı bunu. İçerideki kızlar yıkadı bunu. Dün ben bir kap su yaptım. Dış sesimde şahit. Siz de şahitsiniz. İçine de sirke koydum. Bütün bu masadaki her şeyi sildim ben. Ben bana yapmadığınız bir işi köpükle, yaptım diyemezsiniz. Bol köpükle yıkanan asla, pırıl pırıl. Ben içeriden duydum. Kesin. Kızlar yıkamış. Tabii diyeceksin canım. Ki sen bana ben bunu yıkamadım. Ekip Allah yıkadı. Allah Rabbimin huzurunda yemin edebilirim ki ben bu şey tabakları demiyorum. Çok güzel bir şekilde yıkadım. Ben hiçbir şey demiyorum o zaman. Kızlar yalan söylüyor içerideki. Kızlar yalan konuşuyor o zaman. Biz yemeğe gidelim. Lafı değiştirme. Onu da kurtaramazsın. Bir de tadına bak Servet ablacığım. Yorum yapacağız. Ellerine sağlık İpekciğim. Afiyet olsun. Elinize sağlık İpek Hanım. Afiyet olsun. İpek Hanım fırından mı verdin, tencerede mi pişirdin? Dur, birazdan yorum yapacağız Servet ablacığım. Bu arada Servet Hanım, biraz önce bana bu kadar çıkıştınız ya. Yok, estağfurullah. Şimdi ben her zaman gene söylüyorum. Ben adaletli ve dürüst bir şekilde dost doğru her lafımı olduğu gibi, her gerçekliğimi sizlere mümkünce... Tabak yıkamanızdan belli oluyor. Sundum, sunmaya çalışıyorum. Tabak yıkamanızdan belli oluyor. Yani dün masada söylemek istemedim ama arkadaşlarımızın dün ana yemekte bir beklentisi vardı Kadir Bey. Ne gibi? Dilek Hanım dile getirdi. Eğer bu yemek etli gelirse ben bunu ana yemek derim. Evet. Ama etli gelmezse bu benim için ana yemek değildir dedi. Doğrudur. Ve arasındayım. Dün Servet Hanım etini yaktığı evet. için yemeğine koymadı. Evet, dün hesap soraydın. Dün benim günüm bitti, bugün senin masandayız. Evet. Bu masada konuşacaksın. Ben bunu söyleme sebebim senin dürüstlüğünü göstermek için. Senin kadar dürüst olamam. Sizin ekiniz yandı mı Servet evet, Hanım? Yaktım. Neden bunu anladınız mı? Çevirdim eğer yaşına ya, uygun bir insan olsaydınız... Çok yaşımla gelmek terbiyeli ol. Yaşımla gelmek terbiyeli ol. Ama siz ben bu yaşlıyım. Şimdi yanak eti de bize sunması dilek hoş olmaz. Dilek ablacığım ne açma. Tamam, özür diliyorum. Haddini aşma. Tamam, özür diliyorum. Şimdi özür eğer diliyorum. Yanık eti yemeğin içinde yani. Sunmuş olsaydı o zaman yanlış şimdi olurdu. Şimdi anladınız mı? Ben şunu söyleyeyim o zaman. Ben de misafirime yanık yakma, yakabilirim asla. Gayet doğal. Ama ekipten de istesem et de yani alırdı misafirime. Da. Ekipten istesem et de alırdı bak. Bana. Bir susar mısınız lütfen? Bak söz atık bende. Ekipten istesem o eti bana aynen alırdı öyle. Da. Ama ben ne yaptım? Ben o yemek öyle de pişer dedim. Çünkü pişiyor. Ben Malatyalıyım, siz değilsiniz. O zaman bunu bana bir şekilde doğru yarışmış olmuyor o zaman. Evet. Doğru o zaman yemeğimizi yaparken yapalım. O benim tercihim. O benim yarışmanın kuralını konuşayım. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fulya Hanım dün konuşsaydım bugün İpek Hanım'ın masasını konuşsaydım. Evet, geçti. Zaten geçti. Ben İpek Hanım bir şey sorabilir miyim? Geçti o. Dün masada ortaya en son giderken attığımız konu acaba bu konuyla ilgili miydi? Hayır. Bilmiyordum. Bu tamamen birbirinden bağımsız, alakasız bir konu. Ha şu dürüstlükle evet, alakalı evet, konu. Eti öğrenmeyen için mi öyle bir şey söylüyorsunuz? Hayır, hayır. Diyerek olmaz bu konu, yani. Bugün benim o yemeğin içinde, o yemeğin içinde et olur. Oluyor. Siz bakın şey, etsiz yoksa kıyma da ettir. Yani kıyma tavuktan yapılmıyor sonuçta. Dilek ablacığım. O da et. Dilek ablacığım. Müsaadenle bir şey söyleyebilir miyim? Siz Malatya'ya seslendiniz dün. Evet. Bu yemek kuşbaşından yapılmaz diye. Malatya ayağa kalkacak dedi. Etinizi yattınız ama koymadınız. Onlar ki bu konuda sizi takdir etti, etti ettik mi sanıyorsunuz? Evet, hepsi de arkamda duruyor. İçerisinde evet. Kuşbaşı eti durmadan... Dürüler arkamda duruyorlar. Etsiz diyorsunuz, peki neden et aldınız? Yani niye et aldınız? Oldu ki size de sundum. Neden et konuşaydınız? Konuşaydınız. Bakın Dilek Hanım size söylüyor. Arkadaşımız sizi kırmamak ya, adına üzülmemeniz yani yapmamış olsaydınız, yapmamış olsaydınız o et yemeğin içinde olacaktı. Canım öyle istedi, eti yaktım.
Var mı diyeceğiniz? Oh sefam olsun, dün sorsaydınız. Peki o İpek zaman... İpek Hanım'ın galyanına gelmeyin. İpek Hanım dünü kullanarak masasını kapatmaya çalışıyor. Ortada bir lezzet var mı? Var. Sana göre. Benim için bak pazartesi gününden bu yana eğer ortaya gelinen bir şey varsa o şeyde lezzet olmalı diyorum. Üstüne basa basa. Eğer ben önümde bir lezzet bulamıyorsam o lezzeti yalandan var diyemem. Bana sordular mı eti yaktığım diye. Sorsalardı cevaplarını verirdim. İpek Hanım gibi bugün yıkamadığım tabağı yıkadım diye de dile getirmezdim. Servet Hanım dürüst davranmak isteseydi dün bize ben maalesef bir talihsizlik yaşadım yandı deseydi inanın biz bunu tölere ederdik. Şu dakika itibariyle ara sıcağı konuşalım. Lütfen. Evet aynen Dilek öyle. Dilek Hanım buyurun. Şimdi... Ben bu yemeği Hataylı tanıdıklarım yaptığında yedim. Evet, Hatay'a bir özel yemek. Aynen, o çok güzel yapıyorlardı. Yalnız sadece kabak gerçekten çok yumuşak bir sebzedir. Evet. %90'ı sudur ama bu kadar sert olması biraz şey. Ve iç kısmının tane tane kıyma değil, köfte biraz şeklinde olanını yedim. Yani esas gerçeğinde bu şekilde tane tane kıyma olarak da konuyor mu bilmiyorum. Ama benim yediklerim... Bildiğiniz aynen bu içte, içinde nohutları da var ama köfte şeklinde. Köfte şeklinde içine konulup, yani ilk olarak kabak kızartıldıktan sonra içine konup, kızartılıp sonra fırına sürülmesi. Orijinal şimdi mahşi yani. Evet, aynen bu şekilde yedim. Yapanlardan yedim. Bakın, orijinali onlara da sorsam böyle diyeceklerdir. O yapan kişinin tercihi olmuş ama orijinali bu şekilde. Aynen, anladım. Tamam, siz bu şekilde yapmışsınız. Ben dediğim gibi orijinalini bilmiyorum. Lezzeti çok güzel, sadece kabak sert kalmış. Orijinali bu şekilde diyorum. Teşekkür ediyorum yorumunuz için. Bu arada bir de taratorunuzda sarımsak beklerdim lezzet olarak. Bir de pancarınız... siz mi alıp haşladınız? Ben alıp haşladım. Toprak tadı çok fazla geliyor. Aşırı haşlanmış. Bu toprak tadını hani soyarak haşladınız mı? Kabuklu mu haşladınız bilmiyorum. Hayır, kabuğunu soydum. Çok tertemiz soyulmuş bir şekilde çok güzel küp küp doğrayıp haşladım. Ama ben müthiş derecede o toprak tadını alıyorum kendisinde. Hayır, hiçbir toprak keşke tadı yok. Keşke o sarımsak kullansaydınız. Küp küp doğradığınızı ben anladım en azından buradan. Şey yapardı. Ben küp küp doğradığınızı buradan anladım. Ben de küp küp ben de tamamen yani süzgeçten geçirilmiş kıvamda. Peki afiyet olsun Dilek Hanım. Diğer Dilek Hanım. Dilek Hanım şimdi siz nasıl ben buldunuz? Ben söyleyeyim. Aslında lezzeti fena değil. Nohutların pişmemesi fena haricinde. Fena değil derken yemekte lezzet buldunuz mu bulmadınız mı? Buldum ama. Buldunuz. Lezzet bulduysanız peki, teşekkür ediyorum. Lezzete yönelik konuşalım lütfen. Siz mi karar veriyorsunuz? Şimdi. Ağzımıza bakın, karar veriyorum. Lokantada yediğiniz yemekte ben lokantada lezzet değilim. Ben şu an sizin masanızdayım. Yoksa bahane ararsınız. Bahane aramıyorum. Sadece konuşuyorum. Lezzet bulduysanız İzin tamam. Sorun yok benim tamam. için. Önemli olan çünkü yemekte lezzet değil. O yemekte lezzet yoksa o yemek değil zaten. Tamam. Yerimi değiştirebilir miyim? Yemek lezzetli. Geberdim burada. Nohut geçmiş olsun. Pişmemiş. Siz haşladınız sanırım. Bir cesaret örneği gösterip. Bakın gayet güzel haşlanmış bir nohut. Bak batırın güzel, çatalınızı. Cesaret göstermişsin batırın. Diyor. Cesaret güzel. Hayır, çatalı batırın. Batıramadınız. Bakın. Batıramadım mı? Çünkü olmuyor. Çünkü sert. Ne? Dişimizi kıracak. Hayır bir dakika ya. Şimdi yapamadınız. Bakın. Bu çatalla yenecek bir şey değil. Yuvarlak tamam. top gibi. Tamam. Valla ben haşlanmış nohut. Niye batmıyor acaba haşlanmış çatal? Haşlanmış nohutları bir çatal yardımıyla da yiyebiliyoruz diye biliyorum ben ama yumuşak olay oluyor. Olay çatala için. Batırmak mı? Olay tamam. çatala batırmaksa buyurun. Tek seferde bunu yapabilmemiz lazım. Dişlerimizin güzel güzel kesip yutması olay. Onun dışında şunu söylemek isterim. Ara sıcağınız aslında normalde başka zaman başka bir menüyle sunulsaydı sevebilirdim. Fakat ben Çeşme'de yaşayan biri olarak balığın altında karides, kalamar gibi bir ara sıcak isterdim. Siz ana yemeği balık olarak sunduğunuz için ben menünüze hiç yakıştıramadım. Ama onun dışında samimi söylüyorum ki lezzetli. Dürüst afiyet olmamı olsun. İstediniz ya. Afiyet lezzetli. Olsun. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederim. Servet abla sen nasıl buldun? İçi çok lezzetli. Hah, lezzet aldın evet, mı? Evet, tamam. Aldım. Olmuşu olmuş, olmamışı ölmüş derim ben. Kabağı pişmemiş. Bir de bu kabaklar niye mincik mincik değil? Bu yemeğin özellikle kabağı biraz daha küçük olur. Ben öyle biliyorum. Onu bulamamıştır, olabilir. Evet. Ona da takılmıyorum. Boyut aynı da takılmadım. Hadi gibi. Bir de bu çok aşırı tuzlu geldi bana. Aşırı tuzlu. Ha nohutu da haşlaması büyük bir cesaret. Hamur evet. kesleyen bir iş. Ben haklıyım ben yetenekliyim. Sana göre. Kişiye göre değişir. Kişiye göre çünkü. Değişir. Bu arada kendinizi överken lütfen İpek gibi olun. Mükemmel övüyor kendisini. Ama haşlanmamış. Dün benim nohutum yine bundan bir tık daha iyiydi. Sizin dün nohutunuz lapa bir şekilde aşırı derece haşlanmış bir nohuttu. Ne güzel haşlanmış. Kabuklu kabukluydu. 30 yıl mutfakta olan bir bayandan öyle bir nohut çıkarmasını beklemezdim senin açıkçası. Gibi kıtır kıtır mı edecekti? Fındık mı yiyecektim ben nohut yerine? Fındık mı? Aynı fındık gibi kıtır bakın, kıtır ediyor. Hayır. Bu nohutun bak hemen... Allah aşkına.
aşkına. Hayır. Allah bu aşkına. Nohutun olması gereken bak. Bak ne kadar güzel kameralar bak. Kameralar bile çekecek. Fulya Hanım ne kadar bak. Güzel batırdığımı görüyor musunuz? Bak fındık yer gibi yiyor Servet ablam. Kendinizi batırdığınız gibi. Aynen. Kıtıldığımı duyuyor musunuz? Kıtır kıtır. Hatta bir tane daha yapabilirim size. İnandıramıyoruz ya hanımefendiye. Bakın. Bak içi kıyması falan çok lezzetli. Şu an resmen şey çatala nohut saplama etabı yapıyoruz. Aynen. Hayatımda ilk defa çatala gayet nohutla güzel yendi. İnandıramıyorum. Nohutun çatalla yendiğini görüyorum ilk defa. Sizi tebrik ediyorum. İnanmıyor. Taratura, neden havuç koyma, şey koymadınız? Havuçla sarımsak koydunuz mu havuç? Ben bu şekilde... Tamam o senin tercihin. Havuç belki. Neden? Havuç neden? Toprak şeyini alıyor, tadının baskısını alıyor koysaydı. Belki bakın. Bilmiyordu, belki tercih etmedi. Bakın, ben burada cacık sunmuyorum, bir. Tamam mı? Cacık sunuyorsun demedim. Tavada, tavada havuç tarator, yoğurtlu havuç tarator da yapmıyorum. Bir tane giriyor. Bir de ben, bakın. Ben burada pancarlı süzme yoğurt karışımında bir şekilde size evet. Kabak yemeğinin yanına en güzel şekilde yakışan bir şekilde bu ağır menüyü nasıl yaptınız? Elinize emeğinize sağlık. Bunu nasıl becerdin bu mükemmel yemeği? Eline emeğine sağlık. Ne kadar ağır cacık bir yemek. Cacık nereden çıktı? Niye cacık yapmıyorum dedin yani, sen? Var oraya yani bağlayayım. Yani şimdi davet menüsünde anladığım kadarıyla kullanmıyoruz. Yok niye cacık? Şimdi neden? Ben yorumu bitirmedim lütfen. Bak dur hayır bir saniye Servet ablacığım. Cacığı bekliyorum ben. Cacığı açıklamasına gelelim. Sarımsak her şeye katılmaz. Tarator ya. Tarator. Bak. Tarator diye yazdın ya. Buna katılmaz ama havuç sana göre katılmaz. Havuç taratora katılır. Ama buna katılmaz. Kesinlikle katılır. Hayır. Toprak tadını alsın diye. Bunda, kesinlikle. Ya lütfen hiçbir şekilde kesinlikle. Ben toprak tadı alamıyorum. Kadir ben aldım. Davet hayır ben bitirmedim. Dur bir saniye Servet abla ben bir söz vereyim. Konuşturmuyor, konuşturmuyor. Biz de burada Kadir Bey bir de buna iç yağ mı koyuldu? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Dinleyelim. Evet. Buyurun. Davet masası sunumlarında sarımsak kullanılmaz. Bu konuda netim. Tercihlere göre evet, yapmış olsaydık davet masası olarak adlandırmaz. Ben de size şöyle isterim. Bu püf detayı verdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Bu konuda netim. İşine geldi ya. İşine geldi ya. İşine gelince şak şak. İşine gelmezse borazan sesiyle kulağa kulağa. Çünkü her zaman gerçekçi bir şekilde. Çok özür dilerim. Bitti mi Servet Hanım yorumunuz? Hızlıca alayım. Bunun içine ne yağ koyuldu? Benim ağzım, damağım, dişim dondu. İç yağ mı koyuldu? Kuyruk yağ mı koyuldu? Buna ne koyuldu Allah aşkına? Hiçbir şekilde kuyruk yağ kullanmadım. Benim damağım dondu size de olmadı mı sizlerde? Ama bana öyle geldi. Sıvı yağ var. Tereyağı koydun mu? Hayır. Tereyağı sadece sıvı yağ. Yalan söylüyorsun. Kıymana kendi yağ olabilir mi? Yalan söylüyorsun. Yalan söyle. Bir şey yok şu an. Kendine gel istersen. Ben de tamam mı? Artık Kadir Bey. Bana kendine gel. Yani ileri haddini aşma bence. Bir kendine tamam. Gelsen. Yorum yapabilir miyim artık ben? Bir bitti. Benim bitti Kadir Bey. Buyurun. Neden yalan söylüyorsun dedin Servet Hanım'a? Şimdi onu ya haddini aşmıyor artık. Artık haddini aşıyor. Bu savunma değil. Senin yaptığın haksızlık oluyor. Bak bir kelime var. Pazartesinden ben sizlere saydığım için kullanmıyorum o kelimeyi. Pazartesinden bu yana sürekli asılsız konuşuyor. Astarı olmayan senin sürekli senin kadar yorum. Konuşamam. Ne dedin sen bana Servet abla? Çok güzel konuşuyorsun. Servet abla çok güzel yapıyorsun. Şimdi asılsız mı konuşuyorum ben? Siz çok samimiydiniz. Evet ben de aynı şeyi hissettim. Yok ben kimsenin samimi değilim. Roller yine değişti galiba. Çeviriyor çünkü. Çeviriyor. Ben hiçbir şeyde çok iyiydim. Servet Hanım'a çeviriyor. Bak hayır. Ben Servet abla doğru. Servet abla çok doğru konuşuyorsun. Bugün ben yalancı oldum. Hayır bak şimdi. Mantıksız konuşuyor oldum. Ben onu şu şekilde örnek vereyim. Şimdi dün ana yemeğiniz konuşulurken tamam mı? Dilek Hanım ana yemeğinizi ve süresini bu tarz şeylere yorum yaparak bir konuşma yaptı. Ben de ona yönelik dedim ki bulgur köftesi ya da analı kızının iç harcı iz bulguru, yaptım ya. Analı kızı da iz yaptım. Bak, tarihe gireceğim. O hamuru yapmak, onu şekil vermek, onu oluşturmak uzun bir süre alıyor. O konuda o yorumumu alıp da diğer şeyleri hani karıştırdım. Bugün konusuyla alakalı Fulya Hanım'a gelmek istiyorum. Dilek Hanımcığım daha sonra bunu tamam, konuşalım. Nasıl yorumlar dağılmasın. Ben bunu söyledim diye Servet Hanım'a herkes oynuyorum olmuş unutmasın. Ya. Ben gerçekten oynuyorum. İpek Fulya Hanım'ı dinliyoruz arkadaşlar. Hem bir yandan da yediğimizi öncelikle unutmayalım. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. Pancar tarator bu şekilde çok özür diliyorum. Vıcık olarak olmaz. Pancar, o vıcık değil. Ben anlatayım şu size. Şu an önünüzde sulandı. Tamam fark. Bu İçinde süzme yoğurt olduğu için. Bu sulan püre gibi bir şey olmuş. Evet bu püre olmuş. Ben anlatayım, bu pancar püresi olmuş. Ben bu şekilde tarator rendeli olur. Fulya Hanım'ı bir dinleyelim İpekçim buyurun. Pancar mezeniz normalde haşlanıp rendeleyerek yapılır. Evet. Böyle cıvık halde bu şekilde sunulmaz. Sarımsak da konumluyor içerisine. Aynı şekilde süzme yoğurtla birlikte tarator gibi rendeliyorsunuz. O şekilde daha güzel bir sunum yaparak arasacak olabilirdi. Kabağınız maalesef pişmemiş.
kıyma iç harcınız başarılı. Gerçekten lezzet hissediyorum. Güzel. Peki lezzet alıyorsanız lezzet zaten alıyorum. İstediği de o. Ama nohutlar da pişmemiş. Peki. Yorum yapmayan kaldın masada. Yok. O zaman hızlıca ana yemeğe geçelim. Haydi bakalım. Palamut kafama geliyor orta salatası eşliğinde. Ağır götürebilir misin ki? Götürmez. Tane tane. Evet, yavaş yavaş götür. İpek Hanımcığım, yani benim anlamadığım bir şey var. Bu yarışmada herkes eşit haklara sahip. Servet Hanım size sürekli haddini bil, haddini bil diyor. Siz burada eşit değil misiniz? Bu yarışmada eşit olduğumuz her zaman unutuluyor. Ve Servet Hanım bu konuda sürekli kendini ayrı bir şekilde kayırmaya çalışıyor. Haddini bil, haddini bil diyerek, ama bu çok yanlış. Servet Hanım masanın annesi gibi mi davranıyor sizce? Yani Servet Hanım sürekli masada ben bu masanın annesiyim, anasıyım diyerek sürekli bir saygı gösterin bana, haddini aşma bana, sürekli haddinizi aşıyorsunuz gibi sert yorumlarda, sert çıkışlarda bulunuyor. Yani sürekli masalarda Servet Hanım'ın sesi gerçekten çok çıkıyor, çok yüksek, ama sürekli karşı tarafın sesinin çok çıktığını söylüyor. Peki yemeğin lezzetini beğenip eleştiri yapmalarına ne diyeceksiniz? Yani ortaya bir yemek konuluyorsa o yemeğin lezzeti olmalı. Yemek dediğiniz lezzetten doğar, gelir yani. Yemek dediğin lezzettir. Muhteşem, efsane bir tat. Lezzetse lezzet. Bugün sofrada lezzet konuşuyor. İpek Hanımcığım, yemeklerini geç servis ettiğinizi söylüyorlar. Çünkü ben 2 gündür masada sıcak bir yemek hiçbir şekilde göremedim. Ben arkadaşlara en iyi şekilde sıcak yemek, en lezzetli bir şekilde yemek sunmak için biraz gecikiyor olabilirim. Domatesleri önceden doğramanız gerekiyor muydu? Yani şimdi sulanır diye doğramadım. Süs olarak kullanacağım için domatesleri en son doğramam gerektiğini düşündüğüm için şimdi arkadaşlarıma servis yaparken doğruyorum. Hemen üstünü ekleyeceğim. Evet, bugün gerçekten boş tabak yok. Lezzet var, sunum var, dop dolu bir tabak var. Ve sizi yemeği tatmak için buyurun diyorum. Yemeğinizi tadın. Peki Fulya'ya cevap verelim mi? Fulya yarım saat kadar sürecek bir tabak olmadığını söylüyor. İçeride neden bu kadar bekledin? Fulya'nın bence yedikten sonra, tattıktan sonra insaniyetli bir şekilde o zaman söylesin bunu tekrar. Salatanın sosunu süre zarfının içine mi yaptın? Yaptım. Tamam. Süre zarfının dışında şu anda sunum esnasında salataya mı döküp birleştirdin? Harmanladım. Tamam, tek tek tabaklara koydum. Fulya Hanım aldınız mı cevabınızı? Aldım. Bana yeter. Kadir Bey, bu ne kadar doğru? Salata kasesinin... Birazdan yorum yapacağız. Siz de yaparsınız yorumunuzu rahat rahat. Şikayetinizi dile getirin. Afiyet olsun. Şimdi bir tadına bakın balıkların. Fulya, balık güzel pişmiş mi? Lezzeti yerinde mi? Evet, balığı ben beğendim. Elinize sağlık İpek Hanım. Lezzeti, sıcaklığı, baharatı yerinde. Balığı beğendim. Afiyet olsun. Salatada... Rokalar daha önce böyle sosu eklenip bekletilmiş gibi yumuşamış bir sus almış. Salatayı çok beğenemedim açıkçası. Yani bunu son dakikada yaptım. Doğru. Dediğiniz gibi ilk başta yapsaydım ne olurdu? Çorba olurdu herhalde. Onun dışında yemeğinizi beğendim. Ana yemeğinizi beğendim. Şifa olsun Fulya Hanım. Peki uğraştırıcı, meşakkatli, vakit alan bir ana yemek mi? Hayır. Balığı baharat dışında ekstra lezzetlenmesi için ekstra bir şey yapmıyoruz. Yani çünkü herkes balık, bunu balıktır. Bu şekilde pişirebilir mi bu kadar pişirebilir, lezzetli? Pişirebilir. Bence pişiremez. Lezzet herkesin işi olmadığını gördüm ben 2 gün. Biz de seni görüyoruz işte. Yaptık, yaptıklarınla. Uğraştığınız bir menü olduğunu düşünmüyorum ana yemeğinizin. Çok kolay da ondan lezzeti becerdim. Benim için önemliydi. Lezzeti de gayet yerinde. Elinize sağlık. Afiyet olsun, ama bu marifetin İpek Hanım'a ait olduğunu söylemiyorsunuz. Genel olarak herkes pişirse yine lezzetli olur. Aynen öyle Kadir Bey, doğru. Mevsimi çünkü. Bir gün görseydim. Balık lezzetli. Buyurun devam edin İpek Hanım. Dilek Hanım, İpek Hanım'a bir katkısı yok mu bu balığa? Var. Ama diyorsun ya, lezzet balığın lezzeti. Balık mevsiminde olduğu için çok lezzetli. Eline emeğine sağlık. Baharatlarını çok güzel vermiş. Çok da güzel pişirmiş. Sıcacık da koydu. Afiyet. Ama salatası çok kötü. Hiç beğenmedim salatasını. Neden? Güzel değil. Ruhuna fatiha. 2 gündür salata göremiyordu ya hanımefendi. Pardon, söz almadan konuşuyor. Estağfurullah, buyurun. Güzel bir şekilde. Balığına bayıldım. Çok beğendiniz güzel. Mi? Aynen. Çok güzel yapmış. Yakmış ama. Altta yanmış. Bakın. Bakın 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 bakın. O ama, yan derisi. Yan derisi değil. Bakın yanmış. Ben bunları buraya ayıkladım. Hatta bunu da yiyeceğim. Çünkü çok lezzetli. Gerçekten çok güzel bir şey. Yanık tadı geliyor mu peki balıktan? Alttan geliyor. Benim ağzım konuşuyor. Benim ağzım konuşuyor. Hani benim ağzım yedi ya, senin ağzın yemedi yanı. Hani kendi ağzımla ifade yemekten ediyorum. Yemekten sonra ağzınızla konuşmak isterim. Mümkünse konuşun benimle. Bir şeyler için aydınlatayım seni. Peki afiyet olsun Servet Hanımcığım. Beğendiyseniz.
Ölmüş dedim zaten. Hemen anladım. Gömelim bunu. Peki Rokan'ın çok bir canı var mıdır? Yani sos koymasa da beklediği için ölür mü hemen? Asla. Neden oldu? Neden oldu? Rokayı yıkasaydı, iyice kurulasaydı bu kadar ölmezdi. Doğramasa mıydı yani? Evet, mekleseydi. Doğramadan yıkayacaktı. Sonra da son anda ne var ki? Koparsaydı. Aynen koparacaktı. Tamam, içine de çeri domates, emek yok, bir şey yoktur. Çok yanılıyorsunuz. İçine de peynir, çam fıstığı bitti. Fıstık kavurdunuz mu? Pardon, onu unutmayın. Çorbaya ya da ana yemeğin yanına bir şey yapmıyorum. Salatada kavrulmuş olmaz. Cevizi kavurup koyuyoruz da. Fıstığı niye koy? Hani ben 30 yıllık aşçıyım ya. Kavurdağ salatasını biliyorum. Kavurdağını biliyorum. Sunulmak isteyen lezzete doğru gider. O tabii ki kolaya kaçmışsınız. Fıstığı da kavurmamışsınız. Bu kadar da basit. Balınız da çok lezzetli. Hatta hepsini de yiyeceğim. Afiyet olsun. Evet. Eline sağlık. O kadar acayip eleştirdikten olsun. Sonra yiyor Servet ablamı. Doğru ya, doğru bende. Afiyet olsun canım. Size, Dilek Hanım. Evet, balığın ekşiliği güzel. Sadece ben bir tık kuru buldum. Palamutun kendisinden de olabilir diye düşünüyorum ama kuru, yani damağıma yapışıyor. Palamut çok çabuk pişen bir balık mıdır? Açıkçası ızgarasını daha çok tercih ettiğim bir balıktır benim. Sulu yemeğinde kapamasını çok da tercih etmiyorum. Yani lezzet olarak sevmiyorum açıkçası. Ama bunun hiç yani sofrayla pişirmeyle alakası yok. Yediğim yemeğe göre yorum yapıyorum. Sert bir balık, yağlı bir balık değil, kuru bir balık. Bu nedenle de hani bilmiyorum, bir lezzet eksikliği var ama tam olarak alamadım. Yanlış bir seçim mi? Yani davet menüsünde bilmiyorum, bu kadar küçük porsiyon ya da salata tabağının içinde olabileceği bir porsiyon değil. Daha farklı bir porsiyon, daha böyle göz doyurucu bir porsiyon da olabilirdi. Bununla kapatmış. Yanında ekstra başka bir şey de yapılabilirdi ama yani çok kısa sürede pişebilecek bir yemek. Bir de şeyi çok merak ediyorum, nasıl pişirdiniz? Kapama ya. O yüzden merak ediyorum. Evet, ocakta, tencerede pişirdim. Nasıl pişirdiniz? Döküm tavada, döküm tavada bütün malzemeleri düzenli bir şekilde dizdim. Hı-hı. Daha sonrasında baharatlarla aromasını verdim. Hatta hı-hı, baharatladıktan sonra, tuzunu, baharatını ayarladıktan sonra sırf o lezzeti yakalamak için, o aromayı yakalamak için üstüne... Tamam, ben başka bir şey soruyorum. Nasıl pişirdiniz? İneğin içinde pişirdiniz. Diyorum ya. Ocağın tencerede, üstünde, döküm tavada, döküm aha, tencerede, kapağı tavada, kapalı bir şekilde. Yanlış mı pişirme tarzı mı? Eğer kapağı kapalıysa hiçbir sıkıntı evet, yok. Döküm tavada arkadaşlar. Hı-hı. Bu yemeği lezzetli kapaklıydı bir şekilde yemek yani istiyorsanız peki, döküm tavada güzel bir çok şekilde ocağın bilgilerinizi yiyebilirsiniz. Özellikle yorumlarınızın yanında patates istemiştim. Çok da güzel olmuş. Patatesi de ekşiliği geçmiş. Şeker olsun, şifa olsun. Hoşuma ana yemek canım beğenildi. İpek Hanım'ın da hoşuna gitti. Herkese lezzet almış. Ama salatada hemfikirim gerçekten. Roka biraz riskli bir salata olsun. Ona da bir açıklık verebilir miyim? Ayrıca patatesi lütfen. Bakın. Geliyor. Yani salatamın sosuyla birlikte müthiş, lezzetli, güzel olması gereken bir salata olduğunu düşünüyorum. Size biraz göre önce bir soru sordunuz Servet ablacığıma. Size göre. Dediniz ki roka çabuk ölen bir salata türü bitkisi mi diye. Evet. Evet. Yani doğramasaydı dedi, yaprak yaprak evet, bıraksaydı. Şimdi ben bunu bu sosla harmanlamadan önce bahsettikleri gibi bu roka dilimlenmiş haliyle bile yemyeşil dipdiriydi Kadir Bey. Evet. Bir anda çöktü. Evet, sos o zaman gelince balzamik sirkeden olabilir mi? Hayır, yemin olamaz. Şimdi arkadaşlarım galiba şaka gibi, şaka hayır, gibi. Gerçekten olamaz, şaka gibi. Olamaz. Siz gerçek misiniz? Ben tamamıyla gerçek. Hiç bana öyle gelmiyorsunuz. İçine. Peki olan misin olmuş artık. Bu saatten sonra giden gitmiştir. Ben gittiği gibi gitmiştir. Geri getiremeyiz. Ölmüş yer, bunu sabunamazsın. Sabunacağın bir yer yok. Ama cidden sos koymadan bekletti yani kenarda da artık olamaz. Böyle kıvıramaz Kadir Bey. Kıvıramaz böyle. Ama ölmüş. Yani Kadir Bey size gerçekten bahsedip size gerçeği sunup konuşurken bile hala kıvırmaktan bahsediyorsunuz. Sağlık, Kadir Bey'in güzel gerçek sözünden çıkıp da nasıl kıvırmaya Kadir gidiyorsunuz? Kadir Bey'in ağzı var, kendini savunur. Mümkünse sen hani yok artık, girmesen yok araya. O şimdi yok kendi yemeğini savunacak. Yani kendini savunacak bir karakterde bir adam. Yani rokaların üstüne sos dökmeden kenarda bekletti. Artık yemeği ısıtırken döktüyse demek ki yemek ısınana kadar orada bekletti. Tabii ki. Sosta bekletmiş çünkü salatayı. Afiyet olsun tekrardan. Eline sağlık afiyet tekrardan. Olsun. Sirkeyi yiyince bir anda çökmüş olan olmuş. Öldü. Evet, tatlımız biliyorsunuz ki limon çanağında. Bir emekli, bir emekli. Bir emekli, tatlı da mı emekli değil? Tatlı da açtı. Allah! Bir nasıl şey diyeceğim, bu arada ana yemeği bakın kolay buldunuz. Evet, meşakkatsiz evet, buldunuz. Evet, balığın evet, kendi lezzeti yediniz ama evet, beğendiniz bu arada tadını. Bütün menü söyle. Yani onun puan verirken unutmayın ya ana yemeği beğendiğinizi. Sonra puan vermeye gidince öyle böyle demeyin. Beğendiniz mi? Beğendim. Asla ben onu yapmam asla. Peki. Ben balığına o şeyimi vereceğim.
Tatlı için de hemen önden yapıştırdın lafı. Çok kolay. Çok kolay. Çok zor. Nasıl çok yaptı, kolay, nasıl tatlı becerdi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet elinize olsun. Tatlı yiyip tatlı konuşalım inşallah. Teşekkür ederiz. Buyurun, afiyet olsun herkese. Bana da gelirse ben de afiyetle yiyeceğim. Çok pardon. Ay Pekka. Ama sana hep diyor ya, seni görmüyorum masada. Benim için yok gibisin diye. Hiçce davrandın. Yani çok özür diliyorum. Çok güzel bir balık yedim arkasından öldürmek çok için. Çok özür diliyorum. Affınızı sığınıyorum Fulya Hanımcığım. Affınızı sığınıyorum. Bir de az önce ana yemekte de önce kendine tabak koydun ya, Dilek Hanım dedi ki bize ne kadar değer verdiğini gördük dedi. Önce kendine bırak tabağı. Tamamen sizin yarışma stresi mi? Yok, sizin güzelliğinizin vermiş olduğu bir heyecan. Oy. Keşke tatlım da öyle güzel olsaydı. Bence balıktan sonra müthiş ekşili güzel limonlu bir tatlı, yani söyleyemiyorum bile. Kendi damak tadına göre. Tadının ekşili olduğunu anladıktan sonra ekşili limonlu güzel bir tatlı dedin. Tatlı neresinde bunun? Yoktur. Limon bu yiyorum tamamen ben. Ekşi. Limon yiyorum ben. Şeker mi kullanmadın? Tatlı bir şey mi kullanmadın? Ne kadar şeker attın buna? 4 kaşık kattım. Normalde aslında tarife göre 2 kaşık katılıyor ve ben 2 kaşık fazla kattım. Ben bardakla koydun zannettim. Kaşık mı? 2 kaşık. 2 kaşık. Çünkü bu şerbetli tatlı değil. Ama yani tatlı adı üstünde. Gözüm yaşardı. Ekşiden gözlerim yaşardı. Özür dilerim. Elinize sağlık ama devam edemeyeceğim. Yani aynen ikinci kaşığı alamayacağım. Yoksa tansiyonum cidden düşecek. Tamam. Siz şerbetli tatlı seviyorsunuz. Ben bugün bu tatlıyı tercih edip yaptım. Afiyet olsun. Aksi gibi şerbetli tatlı yiyeceğiz. Arkadaşlar iyi mi iyiyim? Suyum da işim gayet iyiyim. Tatlıyı beğenen var mı? Hayır yok. Hoşuma gitti. Çok güzel. Ama lezzet alabilen var mı? Lezzet yok. Sunum güzel ama lezzet... Antep fıstığının lezzeti güzel. Çünkü az önce İpek Hanım demişti ki lezzet almadığınız bir yemek yemek değildir, evet, demiş. O zaman evet, bunu tatlı olarak saymıyorum. Aynen, kesinlikle. Aynen. Evet, maalesef ki olayı tatlıya bağlayamadık ama ana yemeği herkes beğendi. Ellerine sağlık İpek'ciğim, öncelikle performansın için, enerjin için teşekkür ediyorum. Şimdi hanımlar hep birlikte kapalı puanlamaya gidiyorlar. Puanlarını verecekler. Ardından da yarın yarışmacısını seçeceğiz. Bakalım bu masada yarın kimin yemeklerini yiyeceğiz, öğrenelim. Haydi buyurun. Ben bugün İpek Hanım'ın menüsünde çorbasının kıvamını... Ana yemeğindeki balığını beğendim. Başka hiçbir şeyini beğenmedim. O yüzden İpek Hanım'a puanım 2. İpek Hanım'ın masasında bugün sadece balığa yaptığı sosu ve sunumunu beğendim. Bir de ara sıcağının iç malzemesini beğendim. Onun için ona puanım 2. İpek Hanım'ın menüsünde beğenmiş olduğum sadece ara sıcağının içerisindeki iç harcı. O yüzden ona puanım 2. İpek Hanım'ın sadece ana yemeğini beğendim. O yüzden ona puanım 2. Evet, son iki yarışmacımız Dilek ve Fulya, bakalım yarın Perşembe günü kimin kapısını çalacağız? Evet, Dilek Hanım'ın kapısını çalıyoruz. Bana da Fulya gibi geliyor ama. Dilek Cuma günü yarışacak. Yarının yarışmacısı efendim. Enem Arat benim de. Yarın kimin evine gidiyoruz? Fulya Hanım'ın evine gidiyoruz alkışlarla. Tahminim çok kuvvetli. Ve Cuma günü de büyük finalde efendim. Dilek Hanım'ın evinde haftayı olacağız. Haftayı dilekleştik, dilekle kapatacağız. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdiden ellerinize, kollarınıza sağlık diyorum. İnşallah yarın Fulya Hanım'dan da güzel bir performans, güzel bir ev sahipliği görürüz. Yarın aynı saatte kapını çalacağım. Dilek hazır ol bakalım. Tamam. Peki. Şimdi ben de puan vermek üzere gidiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın yine sizi bomba gibi görmek istiyorum. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar. Haydi. İpek Hanım için söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü bugün mutfakta çok eğlendik. Aynı zamanda da çok yorulduk. Bugün inanılmaz yoruldum. İpek Hanım hem böyle kararsız bir hanımefendi hem de çok heyecanlıydı. Yine de eline konuda sağlık diyorum. Günü gayet güzel toparladı. Neşesi için, enerjisi için teşekkür ediyorum. Ve şimdi puanımı veriyorum. Yoruma gelince hızlıca puanımı verdim unutmamak için. İpek Hanım'ın çorbasını beğendim. Sadece mısırları biraz sertti. Açıkçası ben çorba hiç olmayacak diye düşünmüştüm ama lezzeti gayet yerindeydi. Ara sıcak inanılmaz tuzluydu. O kadar patates koymama rağmen tuzunu almamıştı. Pancardan çok şeker tadı geliyordu. Yani dolma sonrasında o kadar şekerli bir şey yemek hiç mantıklı değildi. Keşke havuç tarator yapsaydı en azından. Ana yemeği beğendim. Evet, güzel olmuştu. Gayet pişmişti. Yanık tadı bana gelmedi. Tatlıya gelince dilim kekeme oldu. İnanılmaz ekşiydi. Hiç 4 kaşık şekerle o limonun ekşiliği gider mi? Ah beni İpek, vah beni İpek. Evet, yarın Fulya'nın günü. Hadi bakalım Fulya da göstersin marifetini, görelim hep birlikte. Yani aynı saatte görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum.